Bilecekmişim ben Alpay. Ne oluyor? Bir şey yok Melek, bir şey yok. Alpay saçmalıyor. Saçmalıyorum Halil Efendi. Ne derdin var yine? Söyler misin? Ne senin derdin yine? Ali söyler misiniz ne oluyor? Bir şey yok dedim ya Melek. Alpay Bey kızının düğününde yine gerginlik çıkarmaya çalışıyor. Ya benim öyle bir derdim yok ki. Son derece mutluyum aslında yani. Halil Bey'in bazı sorunları var da, hani Melek dedikçe, öyle onunla konuşacağım dedikçe böyle bir geriliyor, meriliyor bir şeyler. Ne konuşacaksın benimle peki? Ne konuşacağım biliyor musun? Çocuklarımın annesi olarak tekrar sağlığına kavuştuğuna çok sevindim. İşte onu söyleyecektim. Ama işte... Hayırdır baba, ne oluyor? Bir şey yok oğlum, sakin sakin konuşuyoruz. Alpay tamam bak, benim sağlığım, saatim seni ilgilendirmiyor hiçbir şekilde, tamam mı? Lütfen kimseyi huzurundan etme, bir de kızının düğününde. Bari bu sefer yapma Alpay, lütfen. Baba, ben duydun annem. Oğlum bak, ben son derece sakinim. Gergin olan sizlersiniz. Tamam, uzatma o zaman. Tamam, uzatmıyorum ya, bir şey demedim ki. Ne oldu baba, bir şey mi oldu? Hayır kızım, hiçbir şey olmadı. Her şey yolunda. Bir şey yok kızım. Annene sana olan iyi dileklerimi iletiyordum. Hepsi bu. Hadi eğlenmene bak Kerem. Çok güzel olmuşsun. Teşekkür ederim. Defne! Bakar mısın hayatım? Evet. Sorun çıkar mı Alpay? Daha söyleyeceklerim bitmedi Melek. Peki Alpay. Peki seni dinliyorum. Söyle. Sevgilim. Melek kusura bakma, biz biraz geç kaldık. Benim doktorda kontrollerim vardı o yüzden.
Çok tebrik ederim. Defne de muradına erdi. Çok teşekkürler Funda. Teşekkürler. Evet Alpay, hadi ne söyleyeceksen söyle. Misafirlerle ilgilenmem gerekiyor. Aşkım neden eveleyip geveliyorsun? Söylesene bir tanem. Biz sizi tebrik edecektik. Nişanlanmışsınız. Tatlım söyleyeceğim, söyleyeceğim de yani bir türlü söyleyemiyorum. Bir gerginlik oldu, ben de anlamadım. Yani söyleyecektim işte. Mutluluklar dileyecektim. Halil'le de bunu konuşuyordum Melek. Değil mi Halil? Evet. Ama ne söylesem maalesef hep böyle saçmalıyor gibi gözüküyorum. Neyse ya, size iyi dileklerimi sunuyorum. Hadi gel Defne'yi tebrik edelim. Tamam canım. Tekrar tebrikler. Mesele bu muydu gerçekten? İnsancı konuşmayı beceremediği için mesele haline geliyor işte. Alpay Melek'in donörü olmuş. Vezat diye ortadan kaybolduğunda muhtemelen hastanedeydi. İyi de abi niye saklamış ki? Açık açık söyleseydi. Vardır onun kafasında bir inlik ya. Dur bakalım. Abi. Alpaylara gidiyorsa onlar bugün yok. Düğündeler. Hani bugün kızının düğünü var ya. Meleği böyle gördükçe çok mutlu oluyorum da. Ama Alpay'ın sesi kulağımdan hiç çıkmıyor. Ettiği pazarlığı düşündükçe deliriyorum Derda. Öyle böyle değil. Kardeş. Olacakla öleceğin önüne geçirmiyorsun. Şimdi sana sessiz kal desem yalan. Var git Melek'le konuş desem o da ziyan. Vallahi daha sınavımız bitmemiş demek yani. Göreceğimiz varmış. Ne diyeyim? Sabır. Şaka gibi. Yani şimdi bu Melek'le Halil evlendikten sonra Şirhan Konak bizim mi olacak? İnanamıyorum ya. Ay şaka gibi. İnan güzelim inan. Ben yaş tahtaya basmam. Anlaşma elimde. Peki Defne'ler ne olacak? Onlar evlendikten sonra orada kalacaklarmış. Çıkartacak mısın onları? Niye çıkartayım, o benim kızım ya. Kalsınlar da ben. Aman sanki Defne olanlardan sonra çok kalır ya, kalmaz o kalmaz. Kendileri bilir. Umarım aptalca bir şey yapmaz şu Alpay. Düğünü bir atlatsaydık. Bu edepsizin derdi seni huzursuz etmek. Hareket etme, konuşamaz. Ama sen şu gerginliğini at. Cumalem'in gözü senin üstünde bilesin. Derdi babamla da ayrı uğraşıyorum zaten. Çok üstüme gelmeye başladı. Ben dur baba demekten yoruldum. O hadi evlenin demekten yorulmadı. Ya ne bilsin senin düştüğün kuyuda debelenip durduğunu. Ya da o da haklı olarak merak ediyor. Aşkım. Hı. Bu konağın bahçesi yeterince büyük mü? Hani böyle bir havuz yaptırsak. Yazın gireriz, serinleriz. Hı? Sen iste yeter. Sen iste yeter.
Niye gelmiş bu uğursuzlar? Melek mi davet etmiş? Yok. Defne çağırık. Babası neticede. Gelme denmez. Annemize de böyle girip çıkmayacağından Defne'nin babası diye misafir etmek zorunda kalmayız inşallah. Yok ya. Ne işi var bizim evimizde? Yarın öbür gün Defne babam misafirliğe gelecek dersen gereğini yaparsın. Kabul etmezsin. Beni karşı karşıya koy. Cumali. Kusura bakmayın. Gelmem diyemedik. Sonradan öğrenip bir tatsızlık çıkmasın diye çağırdık. Dert etme Seyit Ali sen, dert etme. Defne'nin hatırına dolansın dursun burada. Olay çıkarmasın da. Soframız herkese açık ya. Söz veriyorum sana. Eyvah. Ne oldu? Hayır ya. Ne oldu? Aşkım gözlerini kapat hemen bir. Niye? Aşkım benim bir kapat gözlerini. Tamam Ömer ne oldu? Kapat gözlerini bir benim için kapat lütfen. Tamam. Hı, kapat. Gel bakayım şöyle. Gel bakayım şöyle. Açma gözlerini. Hı. Yürüyeyim mi? Bekle. Bekle burada. Burada mı? Evet. Sakın gözlerini açma, geliyorum birazdan. Tamam. Ömer. Açayım mı şimdi? Hayır bir tanem, bekle. Açtım. Geldim. Geldim, açma. Şimdi açabilirsin. Bu ne? Buna yardım eder misin Mert? Tamam. Bu Almanya'da büyüdüğün için bilmiyordun herhalde. Damat düğünden sonra gelinin duvağını açmadan yüz görümlüğü için önce hediyesini takar, ondan sonra duvağını açar. Adettendir. Benim bildiğim kadarıyla eskiden hiç birbirini görmeyen çiftler böyle yaparmış. Hmm. Ben seni her gördüğümde yeniden aşık oluyorum. İlk defa görüyormuş gibi. Bunu ne yapacağız? Güzel gözlü, arıza eşim benim. Hoş geldin hayatım. Kahraman kocam benim. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Thank you.
nasıl güzel gelin oldu benim kızım. Ay Defne'm, küçücüktün anneciğim sen. Benim küçücük sarı çiçeğim, sen ne zaman büyüdün, gelin oldun. Hiç ayrılmayalım anne, ben hep senin yanında kalacağım derdim. Gördün mü bak. Sen de büyüdün, sevdalandın. İnşallah yeni yuvanda da çok mutlu olacaksın. Ben eminim zaten sen ne kadar güzel bir eş olacaksın. Ne kadar sevgi dolu bir anne olacaksın. Ama sen her zaman benim küçük kızım olarak kalacaksın. Canım kızım benim. Canım kızım. Anne çay hazır. Olur musun? Tamam. Tamam oğlum. Ne oldu sana? Yok bir şey oğlum. Yok bir şey. Ne oldu babam yine bir şey dedi? Bak vallahi giderim yakasına yapışırım ben böyle bir günde de. Yok oğlum kimse bir şey söylemedi merak etme. Fotoğraflara bakıyorum. Sen ağlıyorsun. Sen Defne'yi üzüldün. Üzülmek değil oğlum. Mutluluktan. Ali'cim bırak ya. Arıza kızını. İşte gitti kurtulduk. Oh. Gördük seni de gördük Kerem dün. Kardeşin odadan çıkarken salya sümüktü ama halin zor teselli ettik seni ya. Yok ben ne alacağım ona şey. Bu benim değerimi anlasın diye işte öyle yaptım. Hadi ortan Selim. Gerçekten bak. Vallahi ben hiç üzülmüyorum. Gitti kurtulduk. Her gün Ömer. Ben sıkılmıştım. Ayrıca zaten ikiz olmak çok zormuş. Defne'nin ikizi olmak daha zormuş. Yani seninle çektiğimi gel bir de bana sor. Ağlıyor musun Kerem'im? Hayır ya gözüme şey kaçtı, bir şey kaçtı. Ya. Ay Kerem. Oğlum. Ne yapacağım ben ya? Ay oğlum benim. Yani tamam üzülmeyeyim dedim de artık yapacak şaka kalmadı. Oh. Ne yapalım oğlum alışacağız. Alışacağız hem bak kardeşin sevdiği insanla evlendi şanslı. O mutlu olacak. O mutlu oldukça biz mutlu olacağız. Hı? Ay benim güzel yüreğim benim. Senin için de çok zor biliyorum. Oh, şöyle yapalım. Ben hiç evlenmeyeyim. Tamam. Ne sen üzül ne ben üzüleyim. Defne de bize ders olsun. Olur mu öyle şey oğlum? Sen de evleneceksin. Sen de yuvanı kuracaksın. Yok yok. Hiç ısrar etme ya. Yok. Peki. Peki madem o zaman ısrar etmeyeyim. Sen aşık olana kadar ısrar etmeyeyim. Bir de o var değil mi? Yav Karagül'üm etme, eyleme Allah aşkı için ya. Daha kaç gün kalacak biz sandalye tepelerinde? Yav telef olduk Zehar görmeyin mi? Allah aşkı için ben seni kendim bırakırım yarın. Görürsün bebelerimizi Kadriyem etme. Ya ben dedim, demedim mi? Düğüne giderim ondan sonra hastaneye dönerim dedim. Kızım gece vakti gidip ne edeceğim? Bebeleri de göstermeyiler. Sen de Mahmut da perişan olucunuz. Ay hava beklerim ben bebelerimin başını. İstemiyse Mahmut durmasın o bıraksın beni dönsün. Ya olur mu öyle şey Kadriyem ya? Etme. Kuzum, oralarda kendini harap edeceksin. Sütün kesilici, güçsüz düşücün. Bir işe de yaramayacaksın. Allah'ım, ben bebelerimi görmeden gözüme uyku girmeyeyim. Neyini anlamayayım ha? Niye ısrar edeyim bana bu kadar? Allah'ım, şey yapmayın, üstüne gitmeyin. Haklı Kadri. Melek, anlamayırlar beni. Benim yüreğim kaç parçaya bölündü bileyim mi? Kolay zannediler, kolay değil. Biliyorum, biliyorum. Anlıyorum ben seni. Kadriyem biraz konuşalım mı seninle? Biz hiç konuşamadık doğumdan sonra daha. Üzle de bize açık çay verir. Tamam abla. Tamam.
ellerimi doya sev koklayıp saramadım. Kucağıma alamadım onları. Sütümü bile makineden veriler ya. Onları doğurdum ama analık edemeyim. Camın ardından bakmaya bile izin vermeyiler bana. Ya ona bile hakkım yok benim. Ablam. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Afiyet olsun. Gel iç bir yudum. İç için yumuşasın. Seni çok iyi anlıyorum Kadriye. Benim de gebeliğim çok zor geçti. Beni hastaneye yatırdıklarında daha doğuma 2 ay vardı. Doktor demesin mi? Doğum başladı. Sabaha kadar doğumu durduramazsak bebeklerin yaşamaz diye. İçim yandı. İçim yandı. Elimden bir şey gelmiyor. Bir yandan ağlıyorum. Bir yandan dua ediyorum. Ne olur doğum vaktinden önce olmasın diye. Başındayım hastanede. Kimse de yok yanımda. Hiç kimsem yok elimi tutacak da seyredecek. Alpay senin yanında olmadı mı? Yalnız mı bıraktı seni? Allah o kadar büyük ki Kadriye. Allah hiçbir kulunu yalnız bırakmazmış. O zamanki o doktorla hemşire bana aile oldular. Çok şükür. Sonra çok şükür doğum oldu. Ama bu sefer de Defne'm çok sağlıklıydı ama Kerem'i küveze aldılar. Bir yandan ben ne yapacağımı şaşırdım yani Defne'yle hastanede kalayım diyorum. Doktorlar izin vermiyor. Defne'yi bir yere bırakayım desem ama ki bırakacak hiçbir kimsem yok. El memleketindeyim. Kundak'ta çocuğumu konuya komşuya emanet ettim en sonunda. Kendim hastaneye gitmeye başladım. Defne'm bilmediğim konuda komşuda emanette. Kerem'im hastanede. Ben hastane ile ev arası mekik dokuyorum. Yüreğim ikiye bölündü resmen. Ama işte Kadriye, hem kızım hem oğlum için güçlü olmak zorundaydım. O yüzden seni çok iyi anlıyorum. Bir anne olarak senin hakkın onların başında durmak istemek. Elbette şu anda da gidip o hastane koridorunda bekleyebilirsin. Ama bunun bebeklerine bir faydası olmaz ki. Senin şimdi çok iyi dinlenmen, çok iyi beslenmen, uykunu alman lazım ki onlara sağlıklı sütünü verebilesin. Ki onlar da bir an önce gelişsinler, güçlensinler. Doğru deyin, doğru deyin ama öyle olmuyor işte Melek, öyle olmuyor. Ama Kadriye'm bak eğer kendini bırakırsan sağlık bozulur. Sen şu anda onları camın arkasından izlemek değil, bir an önce evlatlarını kucağına almaya, bağrına basmaya bakacaksın Kadriye'm. Anladım. Gitmenin koridorda öyle beklemenin bir faydası yok değil mi? Gel biz seni güzelce yatıralım. Dinlendirelim. Sabah erkenden gideriz onları beslersin, sütünü verirsin. Hem inşallah bak doktor yakında müjdeli haberi verecek. Alacaksın bebeklerini geleceksin eve. Ya. İnşallah. İnşallah Melek. Senin de çekmediğin çile kalmamış. Ne acılar çektin sen. Canım benim. Olsun Kadriye. Bak ben bugün kızımı gelin ettim. Çok şükür. Onların mutluluklarını gördükçe insanın ne derdi, ne çilesi hiçbir şey kalmıyor. Her şeyi unutuyor insan. Ya. Canım benim. Güzel Kadriye benim. Vallahi Alpay son anda oraya gelmesen her şeyi berbat ediyordun ha. Niye ya? Ya sadece heyecanlanıp biraz gerilsinler diye yaptım o kadar. Sen baya baya Melek'e anlaşmayı falan söylüyordun Alpay'cığım. Ben neden öyle bir şey yapayım ya? O zaman Halil'le pazarlık yapmamın bir anlamı yok ki. Yani. Bak eğer bu işten karlı çıkmak istiyorsan çenen tutarsın Alpay. Yok efendim sadece Melek evlenmesin diye böyle bir şey yaptıysan beni asla göremezsin, boşanırız. Neyden neyi çıkartıyorsun ya Fufucuğum ya? Öyle. Ya yapma, böyle şeyler kurma kafanda. Alo.
Allah Allah. Hoş geldin Kenan. Hoş bulduk. Hayırdır ya? Sen bu sürpriz şekilde gelmeleri falan adet edindin. Rahatsız ettim, kusura bakmayın. Aa yok canım. Sen hiç rahatsız eder misin? Otursana. Biz de kahve içiyorduk. Afiyet olsun. Habersiz gelmenin sebebini sorabilir miyiz Kenan'ım? Meleğe doner olmuşsun. Bu defa yanlış istihbarat. Evet doğru. Donör olmak istedim. Ama kanım uyumlu çıkmadı. Öyle diyorsun yani. Evet. Çocuklarımın annesine bir insanlık yapayım dedim. Sonuçta çocuklarım annesiz kalsın istemezdim. Ama dilediğim gibi olmadı. Allah'tan başka bir insan evlat çıkmış da Meleğin hayatı kurtulmuş. Yalanı dolanı bırak albayım. Biz buraları çoktan geçtik. Seni çok iyi tanıyorum. Donör sen olmasan Halil'in kuyruğuna bu kadar çok basmazdın. Halil'den ne istedin kanına karşılık? Hep aklı çıkmaya alıştığın için herhalde hani anlayamıyorsun. Bu defa yanıldım Kenan'ım be. Mezat yalanını uydurdum. Hastaneye yattın nakil için. Şimdi senin açından bakınca çok mantıklı gözüken bir şey var. Evet, Melek hastanede donör bekliyor. Ben ortalıklarda yokum. Haklısın. Ama ben sadece gittim laboratuvara, kanımı verdim. Eğer bir gün uygun birisine çıkacak olursa beni arayacaklar. Ama Melek'in donörü ben değilim Kenan. Nerelerdeydin peki? Niye ortadan kayboldun? Beni bırak da acaba sen nerelerdeydin ha? Aklın başka yerlerdeydi. Ben bu arada Melek'in hasta olduğunu öğrenmişim. Hastanelerde koşturuyorum. Çocuklar perişan. Kan vermişim. Uyumu çıkmamış. Moralim çok bozuk. Dönüp de sana ne diyecektim acaba? Ha? Dükkanı satmışsın. Gitmeye karar vermişsin. Benim sorunlarımla ilgilenebilir misin acaba mı diyecektim sana Kenan'ım? Hı? Yok. Halil'le ne alıp veremediğin var peki? Halil'le alıp veremediğim hiçbir şey yok. Tamam canım. Hayır zaten yani aralarında alıp veremedikleri bir şey olsa, bir sorun olsa bugün niye düğünde gidip nişanları için onları tebrik edelim? Yani sen benim böyle tepeme basıp ailenle, işinle ilgilen dememiş miydin? Ben de onu yapıyorum. Sen neyi merak ediyorsun? Neyi soruyorsun? Bizim bilmediğimiz bir şey mi var ya? Söyle de gerilmeyelim yani burada. Ben bu hikayenin sonunu pek iyi görmüyorum. Hangi hikayede? Senin yazıp oynadığını düşündüğüm hikaye. Sen eskiden bu kadar kuruntulu bir adam değildin ya Kenan. Çok değiştin. Değiştim. Doğru. Hadi iyi akşamlar. Sana da. İyi akşamlar Tuna. İyi akşamlar. Ya Meleğim, vallahi Allah razı olsun senden. Kadriye'nin adı kırıldı. Sana söyleyeyim.
Ben onca konuştum, kendimi ikna edemedim. Sen yemin olsun ne söylediysen ikna oldu ha. Allah bin kere razı olsun senden. Ben ikna etmeye çalışmadım abi. Ben onu çok iyi anlıyorum. Ben sadece onun ne kadar güçlü olduğunu, bunu atlatabileceğini hatırlattım ona. Çünkü öyle. Annelik böyle bir şey. Onun da ama yani çok görmeyin hakkı. Yani normal, ben anlıyorum öfkesini, sitemini, acısını onun. Şimdi bebeklerini özlüyor, görmek istiyor. Bebeler bir toparlanıp gelsinler eve. Ben onların ikisini de bağrıma basacağım. Kimseye de vermeyeceğim. Kadriye huysuzluğunda haklı. Ya bir dört başı mamur sevincimizi yaşayamadık ki bebelerle. Ya halam, halam. Aa, benim çocuklarım bu konağa gelsin. Aa, sen bu avludaki şenliği gör hele o zaman. Ben de çok merak ediyorum bebekleri. Bir gelseler Kadriye ablama sürekli yardım edeceğim. Beraber giydiririz, yıkarız. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Bebeklerle ilgilenmek çok keyifli oluyor. Tam da ağlama dönemleri olur. Vıyak vıyak, ciyak ciyak. Allah Allah. Sen kaç kere bebek büyüttün hele? Allah aşkı için nereden bileyim sen? Kendisinden biliyordur dayısı. Nereden bilecek? Bebekliğinde vıyak vıyak, ciyak ciyak o olduğu için. Ne alakası var hani? Sen niye beni karıştırıyorsun ki ya? Ayrıca bütün bebekler ağlar ki ağlayan ben değildim. Defne'ydi, hatırlıyorum. Bebeler gelsin, sen avut ucun onları. Artık ne yaparsın bilemeyeyim. Oturur oynatır mısın, oturur beraber ağlar mısınız? Göreceğiz bakalım. Vallahi siz bebeleri sevin. Benim en çok sevdiğim aha deresinin aslanı, Seyid Ali. Sen hepsinin dedesisin. Seyid Ali'yle de oynayacaksın, bebelerle de oynayacaksın. Doğru söyleyeyim de ben dedeliğim sıraya koydum. En çok da Seyid Ali'nin dedesiyim. Değil mi oğlum? Vallahi Kadir'im sen niye böyle yüzünü astın bakayım? Neden? Ben ablamı özledim. Neden onu orada bıraktık ki? Oğlum, ablan evlendi çünkü. Hani bugün düğün yaptık ablana. Evlensin. Hayvan doktorla beraber burada kalsın. Ama kahraman doktorun evinde onlar oturuyorlar. Kahraman doktorun evine sen de istediğin zaman gideceksin. Abiciğim şöyle düşün. Odayı kimse kaldı. Koskoca oda. Aa, böyle bak. Biz onu anlatmıyorduk. Ya Seyda Ali, senin düşündüğün şeye bak. Ne bileyim, bana gelirsin. Önce oyunlar oynarız. Sonra birlikte uyuruz. Ha sıkılırsan halaannenin yanına gidersin. Olmadı. Abim var, annem var. Annem hala abimle evlenecek. Sonra bu evine gidecek. Üstüne yaşlı bebekler gelecek. Beni odada unutacaksınız. Ali, ne alakası var? Biz seni niye odada unutalım? Ben niye seni odada unutayım abicim? Sen de maça gidince unutursun. Oğlum benim, biz hepimiz ne kadar çok seviyoruz seni. Hepimiz. Biz bunları konuştuk seninle Seyit Ali. Konuştuk. Ama artık beni sevdiğiniz için hiç kutlama yapmıyorsunuz. Siz hep bebeklere yapacaksınız. Etme Seyit Ali. Etme. Biz senin kutlamanı yapmadık mı? Bak seni sünnet ettirdik, ata bindirdik. Yav şehzade oldun sen. Sen ben doğdum diye sevindin mi? Bekledin mi beni konaktan? Yok, ben hiç öyle bir şey hatırlamıyorum ki. Yok, tabii doğduğuna sevindim de. Sen o zaman küçüktün, bir de uzaktaydınız. O yüzden kutlayamadık ama bundan sonra hep kutlarız. Senin doğum günün yakın değil mi? Bir ay var da önümüzdeki ay. Ha bir ay yukarı, ha bir ay aşağı. Ben kuzumun doğum gününü yarın kutlarım. Ne? Yarın mı kutlayacağız doğum günü? He. Handa kutlarız. O zaman Cumali dedem atı getirir mi? Yok kurban oldum. O beceriksiz ata bakamamış, geri vermiş. Ben sana büyüyünce büyük büyük at alırım. O zaman herkes gelsin. He, gelsin kuzum, gelsin. Oğlum benim, sen doğum günü kutlamak istiyordun da. Söyleseydin önceden dedene söylerdik. İyi hadi bak, deden yapıyor sana doğum gününü. Ne kadar iyi düşündün dedesi. Biz de böyle iyi ki doğdun Seyid Ali diye bütün Antep'e bağırırız. Oğlumuzun da içi ferahlar. Dayı. Dayıcığım. Sen bebekleri getirir misin?
Oy kurban olsun sana dayın. Ya o kadar sınav aldım. Bizim bebeklerimiz daha böyle küçücük ya. Ha doktorlar hastaneden çıkmasına izin vermiyorlar ki. O zaman Funda ablamla babam da gelsin. Hani Funda ablamın karnında benim kardeşim var ya. Ondan. He. Benim kuzum kim birisiyse o da gelsin. O zaman Defne ablamla karnaman doktor da gelsin. Hatta Halil abim de gelsin. Oğlum o zaman biz tamam söyleyelim onlara da, herkese söyleyelim ama işleri olan gelebilirler mi? Onlar bir baksınlar durumlarını. Biz davetimizi göndeririz, gelebilen gelir. Olur mu? Baba yetiştirebilecek miyiz yarına kadar? Kızım ne var? Siz gelirken pastayı getirirsiniz. Aha bu yeni babayla da biz geri kalanı yaparız ha? Ya tabii canım. Ya doğum günde ne var ya? Cuma ile birden tatları alacak, biz de yemekleri getirecek. Ha oldu bitti. Mahmut abi, Kadriye abla uyandı da sana sesleniyor. Bir bak istersen. Hah, tamam. Hadi bakalım. Tamam. Tıpış tıpış. Sağ ol Zülen. Hadi gel baba, hadi. Kadriye. Ne oldu bilmiyorum ya? Hayırdır, bir şey mi oldu? Hamadım. Ne oldu? Ay, rüyamdan bir sıçradım ki. Ay, bir kabus gördüm ki vallahi o kadar kötüydü ki hala etkisindeyim. Hastaneye gidemedim ya. İşte bunlar bize kızmışlar. Hı. Benim bebelerimi almışlar benden. Başkasına vermişler biliyor musun Mahmut? Bir uyandım, nefesim kesilmiş böyle. Çok kötüyüm, nasıl korktum, nasıl korktum Mahmut. Ya bizim bebelerimizi kim alsın gülüm? Ha sen biraz kafana taktın lan. Korkmuşsun biraz. Kim bilir ne halde benim bebelerim. Allah Allah. Ya ne halde olacak bizim bebelerimiz Allah aşkına için Kadriyem. Allah'a bin şükür iyiler ya. Ben sen uyurken abi bizim hemşireyi aradım. Ha. Nasıl bizim bebekler de 41 maşallah vardı hemşire. Ha yemin olsun sana. Senin bıraktığın sütü içmişler. Mışıl mışıl uyuyorlarmış. İçmişler mi? He içmişler. Uyuyorlar mıymış? Ha? Çok şükür. Korkma gülüm, korkma. Oh. Ay bebelerim şu eve bir geleydi. Allah ben başka bir şey istemem ya. Madem öyle. Bak hele ne var burada? Ney? Bebelerimiz konağa geldiğinde o şenlik içinde veririm de dedim ama gönlüm el vermedi. Sana yaptırdım bunu özel. Mahmut'um. Ay Mahmut. Ay bu ne böyle? Ay bayıldım, bayıldım. Ay çok güzel. Ver hele bakayım sana. Tak. Senin beğeneceğini biliyordum zaten. Mahmut'um nasıl güzel, nasıl güzel, nasıl beğendin? Özel yapıldı o sağ. Bu var ya bana nasıl yakışır ha? Bu kadar mı? Bu kadar. Ama Mahmut'um olur mu öyle şey? Ben iki tane bebe doğurdum. Ben ileride bunları hatıra olarak bebelerime bırakacağım ya. Ne yapayım bunu böyle ortadan ikiye mi kırayım? Olmaz. E tamam madem ben aynısından bir tane daha sipariş geçeyim o zaman. Ama olur mu öyle? Madalya biriktiren güreş gibi böyle iki tane mi asacağım üst üste? E ne yapacağım o zaman Kadriye, ne edeyim ben? Sen söyle bak. Ay bunu da çok beğendim. Çok yakıştı bu. Kalsın bu bende. Tamam. Sen yarın git, iki tane dudu bilezik al. Nasıl? E biri kıza biri oğlana, iki tane. Dudu bilezik. He, dudu bilezik hani oluyor ya. Dudu. Hani böyle böyle kalın hasır örgü şeklinde, hani böyle sepet örgüsü gibi düşün. Sepet örgü. Ya oluyor ya böyle hasır örgü. Hasır örgülü dudu bilezik. He. Biri kıza biri oğlana. Ay aman Mahmut'um ne kafanı karıştırayım sen. Boş ver sen git kuyumcuya de iki tane de dudu de bilezik de ondan sana zaten hemen verir. Bilir onlar. Tamam. Olur. Kara gözlüm. Sen mutlu olucusan dudu bilezikler köle olsun sana. Ay Mahmut. Nasıl işten dedin öyle ha? Vallahi yüreğimi eşledi ha.
Ay mahmutum. Şükürler olsun bugünlerimizi de gördük ya. Ay. Elhamdülillah. Unutma tamam mı? İki tane dodu bilezik. Ne? Tövbeler olsun ne gelin? Ne gelin? Ne kadar kolay yalan söyledin öyle Kenan'a. Pes yani. Hazırlıklıydım ya. İdris bana söylemişti zaten böyle bir sorguya çekileceğimi. Gerçi benimle dükkanda konuşur diye düşünmüştüm ama bak dayanamamış gelmiş eve kadar. Ya bana niye söylemedin Alpay? Burada böyle şaşkın şaşkın bakıyorum ördek yavrusu gibi. Ya durduk yere gelinme diye söylemedim ya. Kenan'ın saçmalıklarından falan. Gerçeği bilse ne olur ki onu anlamadım ben. Donör olduğunu niye söylemiyorsun? Sen deli misin ya? Asla bilmemeli. Vallahi her şey mahvolur ha. Zerre kadar güvenim kalmadı ona. Sen de sakın ağzından bir şey kaçırma tamam mı? Ay aman. Ben Kenan'la oturup bunu mu konuşacağım sanki? Vallahi Kenan sözleşmeyi öğrenirse bütün hayallerimiz suya düşer. Bilden takıntısı yüzünden adam düşman oldu bize ya. Aklınca onlara iyi adam oynuyor değil mi? Ay, bayağı bayağı umut bağladı bu Vildan'a. Ay bizim Kenan aptal aşık oldu ha. Kendini çok zeki zannediyor. Bundan sonra hiçbir şey aynı olmayacak. Çünkü artık dümende ben varım Fufucuğum. Harika. Anne, Defne'nin nikahını anladım da. Seyit Ali'nin doğum günü babamın işine. Funda da gelecek şimdi ben. Vallahi Ali mutlu olsun diye babamın suratını tekrardan çekemeyeceğim. Kendin de söyledin oğlum kardeşinin mutluluğu için çağıracağız. Gelmezler zaten belki de. Ya kaçırırlar mı hiç bu fırsatı anne? Seyit Ali'nin halini gördün oğlum. Çok üzgün kardeşin. Ama şimdi Defne'ye üzülüyor. Kafası karıştı. Tam anlamadın o olduğunu. Katrin'in bebeklerini de çok kıskanıyor. Fark ettin mi? Normal ama oğlum. Yani neticede çocuk bunlar çok normal de işte biz de idare edeceğiz. Artık onun mutluluğu için katlanacağız bazı şeylere. Yine gelecek. Gereksiz gereksiz konuşacak. İnsanların huzurunu kaçıracak. Düğünde de yaptı aynı şeyi. Yok yani adam değişmiyor fix. Bir yerde Alpay Yıldırım varsa orada sıkıntı var. Düğünde sorun çıkmadı oğlum düğünde bir sorun çıkmadı şimdi. Yani nasıl çıkmadı ya? Sen ayırdın ya gidip sen müdahale etmedin mi onlar konuşurken? Tamam Kerem ne yapalım? Yani düğündü doğum günüydü fark etmez oğlum. Sen bir şekilde her zaman babanla bir araya geleceksin. O senin baban. Yani alış artık buna. Hem Seyit Ali'nin de babasını görmeye, onunla büyümeye hakkı var. Bakma sen, babanız da geçmişte yaptığı hataları telafi etmeye çalışıyordu işte. Yine yüzüne bulaştırıyor ama ne yapayım? Zamanla öğrenecek o da. Haklısın. Ya ben de bu konuda problem çıkararak sürekli seni giriyorum. Özür dilerim anne de. Tamam bak bundan sonra yapmayacağım söz. Bu konuda seni arada bırakmayacağım. Gerçekten. Ben gerilmiyorum. Ben gerilmiyorum oğlum. Sen üzülme yeter ki. Tamam mı? Git yat güzelce dinlen. Ben de yoruldum yatalım. Böyle şeyleri de kafana takma tamam mı? Tamam. İyi geceler. İyi geceler. Melek arıyor derdi. Efendim Melek. Halil, nasılsın? İyi. Sağ ol, sen nasılsın? İyiyim, iyiyim. Çok şükür, iyiyim. Senin sesin bir değişik geliyor. Bir sıkıntı, bir şey yok değil mi? Yok. Yok ya, yorgunluktandır. Yorulduk değil mi Halil? Ama güzel oldu her şey. Sana da çok teşekkür ederim. Benim bir şey yüreğimi sıkıştırıyor. O Alpay'la falan tavrı bana pek samimi gelmedi. Bir sorun varsa söyle lütfen Ali. Ya bir şey yok işte. Olanı sen de gördün Melek. Ya sözde tebrik edecekmiş. Sonra bir sürü gereksiz konuşma yaptı yani. Adamın tarzı bu. Yapacak bir şeyim yok benim.
Ben aldırmıyorum artık. Sen de kafana takma. Tamam. Tamam. Doğru söylüyorsun. Ha Melek, ne diyeceğim? Yarın hastanede kontrol var biliyorsun değil mi? Unutmadım. Yok yok. Aklımda. Beraber gideriz tamam mı? Olur. Babam da gelirim dedi. Olur. Hep beraber gideriz. Tamam. Öyle yaparız. O zaman iyi geceler. İyi geceler. Sağ ol. Derdo. Ya Melek. Bence bir şeyler hissediyor. Öyle değil. Pardon, bu Alpay Efendi ne yapıp edip Melek'in huzurunu kaçırdı ya, diyecek bir şey bulamıyorum artık. Gerçekten. Yani sabrımın sonundayım iyice. Farkındayım. Cık. Adama bak ya. Günaydın Defne Şirhan. Sana da günay... Ömer. Ömer. Merhaba Kenan'ım. Merhaba ağabeyim. Hala bıraktığım yerdesin Kenan. Meleğin donörü ben değilim. Bunu sana her türlü ispatlarım. Ben senin ciğerini bilirim Alpay. Bundan yanında uzatmak istemedim ama söylediğin hiçbir şeye inanmadım. Kalk. Kalk. Hastaneye gidelim. Seni Meleği doktoruna götüreceğim. Belki o zaman inanırsın bana. Gidelim. Günaydın Defa Hanım. Günaydın. Ömer'i gördün mü? Ömer Bey çıktı. Çıktı. Kimse yok. Hilden Anne falan onlar da mı çıktı? Zümrüt Hanım erkenden gezmeye gitti. Cumali Bey dükkandadır. Bildan Hanım da locaya gitti. Aradığınız kişi şu anda tam karşınızda. Ömer aşk olsun ya. Aşk olacak tabii.
Güzel karım, evimizdeki ilk kahvaltımızı hazırlar artık, değil mi? Hı? Hazırlarım tabii. Ama sen yanımda yoktun uyandığımda. Nereye gittin? Korktum birden. Korkma güzel gözlüm, buradayım. Kimse yok evde. Onlar nereye gitti? Yani bilden annem falan. Evet, işleri var. Zümrüt teyzenin sabah sabah ne işi olabilir ki Ömer yani? Beni görmemek için gitti değil mi? Yani evet. Sonuçta senden nefret ediyor. Her sabah yüzünü görmek istemeyecek. Olacak yani, ne yapayım? Yani ben ona sevgiyle yaklaşmaya çalışıyorum ama... Defnem, gel buraya gel. Şaka yaptım. Şaka yaptım. Yok, ben her şeyin farkındayım Ömer. Vallahi billahi şaka, yemin ediyorum ya. Babaannem seni görmek istemediği için değil, ilk sabahımızda baş başa olalım diye gitmiş. Adet böyle. Gerçekten. Gerçekten, yemin ediyorum. Bak annemle dedem nerede, onlar da yok. Onlar da gitti. Tamam o zaman. Gül bakayım hadi. Gül bir gül hadi. Gül şöyle biraz. Ha? Ha? O zaman hadi kahvaltımızı güzelce yapalım. Sonra ne yapmak istiyorsan onu yaparız, tamam mı? Bugün sokaklarda el ele seninle gezmek istiyorum. Bu kadar mı? Ömer, ne demek bu kadar mı? Az şey mi bu ya? Kimseye hesap vermeden sokakta el ele gezeceğiz ve kimse hiçbir şey söylemeyecek. Doğru diyorsun da. Ya bence bizim forsumuz falan kalmadı ha. Yani biz evlendik ya, kimse bize dönüp bakmaz yani. Öyle hiç oralı bile olmazlar. Yani haklısın. Gündemden düştük biraz. Aynen öyle. O zaman biz de megafonumuzu elimize alacağız. Biz evlendik! Çok mutluyuz! Kimse de bize karışamaz diye bağırırız, olur mu? Ha. Bağıralım da ondan sonra bizi hastaneye kaldırmasınlar bunlar deli diye. Ha? Bence biz ne yapalım? Güzelce çayımızı, kahvemizi içelim. Sonra nereye gitmek istiyorsak gideriz. Tamam mı güzel göz? Tamam. O zaman hadi gel kahvaltımızı hazırlayalım beraber. Yok, bugünlük. Sen hazırla aşkım kahvaltımız, olmaz mı? Ömer. Tamam, bugün ben hazırlıyorum. Ama yarın sen. Hadi bakalım, hiç pazarlık yok. Hadi hünerlerinizi görelim hanımefendi. Hadi buyurun. Hadi aşkım hadi. Hadi bakalım mutfağın kapısı şurada. Hadi bakalım. Sonuçlar gayet iyi. Hastalık ilerlemeyi durdurdu. Şu an inanamıyorum. Tamamen iyileştim artık, değil mi? Evet, gayet güzel bir aşamadayız. Ama hastalığınızı tamamen atlattığınızı söyleyemeyiz. Çünkü hala dördüncü evredeyiz. Kemoterapiye devam edecek misiniz? Nakil ameliyatının üstüne kemoterapiye devam edemeyiz. Ancak hastalığın gerilemesi ve küçülerek yok olması için radyoterapiye başlayacağız. Ya hastane süreci yeniden başlayacak yani şimdi ha? Yok kızım, bu sefer başkaymış. Önce hastalık gerileyip sonra da bitecek. Evet evet. Daha önce hastalığın ilerlemesiyle mücadele ediyorduk. Artık o aşamaya geçtik. Yani radyoterapiden sonra bir şey kalmayacak, öyle mi? Ben olumlu bir sonuç alacağımızı düşünüyorum. Bir de Melek Hanım çok hızlı ilerleme kaydetti. Bence bu çok önemli bir kriter. Sonuna kadar geldik madem, bundan sonra da ne gerekiyorsa yapalım Feyyaz Bey. Ben bu kadarını başardıysam bu hastalığın tamamen de söküp atmayı başaracağım. Kurban olayım işte benim kızım. Sonuna kadar mücadele eder. Evet babacığım. Çünkü ben artık sevdiklerimle sağlıklı, huzurlu günler geçirmek istiyorum. Ben yeni tedavi için randevu dosyası hazırlatacağım. Süreci Ömer'le birlikte takip edeceğiz. Damadınız da oldu artık. Eyvallah. Teşekkürler Pınar. Beğendin mi omletimi? İnanılmaz olmuş. Bak yemin ediyorum inanılmaz olmuş. Afiyet olsun. Hele var ya bak, şu domatese bir bakar mısın ya? Ya şu domatese bakar mısın? Ben hayatımda yemin ediyorum böyle bir doğranmış domates görmedim. İnanılmaz bir şey olmuş yani. Tadı bile farklı. Bak peynirlerimi. Hepsi eşit ölçüde doğranmış bak. Cetvelle ölçsen yanlışını bulamazsın. Vay be. Hı?
Aşkım sen başlayacak mısın hemen işe? Hocayla konuştum. Yani bir ay izin verdi ama ben balayına saklamak istiyorum onu. Sen ne yapacaksın? Ben işe başlayınca müzik kursuna devam etmek istiyor musun? Bıraktım dersleri biliyorsun. Şimdi gastronomi okurum diye düşünüyorum, bilmiyorum. Yengem bir bebeklerine kavuşsun, beraber dükkana bakarız. Süper fikir yani. Onun metin mükemmel. Domatesi böyle doğruyorsun, hele o peynirler falan. Yani kesin yaptın bile bu işi yani. İnanılmaz, başardım bile. Ömer dalga geçme. Çok iyi sebze yemeği yapıyorum ben. İyi de bir tane ben el seveyim. Yani hafızam gittiğinde bana gittin sebze yemekleri yedirdin, bunu unutmadım ha. Ama Antep yemekleri de öyle unutulacağı gibi değil. Böyle bir küşlemesiydi, bilmem ne, bir yuvalamasıydı, alt ezmenesiydi. Yani menüyü tekrar bir gözden geçirsen sevinirim. Öyle mi Ömer Bey? Öyle Defne Hanım. Yani bundan sonra kocanın damak zevkine göre gastronot mu, astronot mu, ne olucuysan ol. Gastronot? Gastronot, neyse. Vay be. Doktorla yüzleşelim dediğinde bu kadar çabuk kabul edeceğini düşünmemiştim. Demek bana artık bayağı itimadın kalmadı yani. Sen kendin yok ettin o itimadı. Merhaba. Geçmiş olsun. Kontrole falan mı geldin? Hı hı. Nasılmış? Sonuçlar nasıl? İyiyim, iyiyim abla. Sizin ne işiniz var hastanede? Biz bir yakınımızı ziyarete geldik. İyi, geçmiş olsun. O zaman madem karşılaştık söyleyeyim. Bugün Seyit Ali'nin doğum günü yapacağız Handa. Funda ile senin de gelmeni istiyor. Gelirseniz sevinir çocuk. Tabii gelirim ya. Oğlum istemiş, gelmez miyim? Seve seve gelirim. İyi peki. Doktor Bey. Nasılsınız? Alpay Bey. Yine aynı konuyla ilgili geldiyseniz rica ediyorum artık karşıma çıkmayın. Sizin Melek Hanım'ın hastalığıyla hiçbir bağınız, ilginiz yok. Eğer dokunuz başka bir hastaya uyarsa sizi çağırırlar zaten. Tamam, ben zaten Melek'in iyi olup olmadığını merak ettiğim için gelmiştim doktor bey. Gayet iyi kendisi. Nakil de iyi geçti. Herkes iyi. Bu konuda fazla uğraşmayın artık. İyi günler. Duydun değil mi doktorun dediğini? Nasıl kızdı bana? Çünkü adamın beynini yedim. Ben donör olacağım diye. Ne dedi? Eğer size uyumlu birisi çıkarsa sizi arayacaklar dedi. Peki tamam anladım. Donör sen değilsin. O zaman neden Halil'le uğraşıyorsun? Ya bunu da sormanı anlamıyorum gerçekten ya. Bir de gidiyorsun Funda'nın yanında soruyorsun bunları bana. Bak. Eğer Halil Melek'le evlenirse çocuklarıma hükmeder. Onlarla daha aramı yeni düzeltiyorum. Eğer çocuklarım himayesi altına alırsa onlar iyice benden uzaklaşırlar. Onun için ben ona ayar verdim. Bu kadar. Melek'le evlenmeyeceksin dedim. Bu. Sen kendi hayatına bak. Evlen, çoluk çocuk sahibi ol. Meleğin buna hakkı yok, öyle mi? Tabii ki var. Tabii ki var. Ama Halil'le değil. Ayrıca sen artık bu konulara lütfen karışma ya. Ben senin villanla olan münasebetlerine karışıyor muyum? Hayır. Sen bana bir çizgi çizdin. Ben o çizgiyi aşmıyorum. Lütfen sen de aşma. Tamam mı? Hani böyle ufak tefek mevzular için birbirimizi incitmeyelim. Söz verdi. Bana onlar ve süsler olacak değil mi? Tabii abicim. Hatta dedem hepsini ayarlamıştır. Renk renk balonlar olur. Biz de onları pat 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 patlatırız. Çok eğlenceli olur. Herkesi korkuturuz. Süsleri de boynumuza asarız değil mi? Asarız tabii. Senin boynuna asarız. Sen de astronist gibi dolanırsın etrafta doğum gün çocuğu olarak. Aa, o zaman ben bayramlıklarımı giyeyim. Olur. Sana yeni kıyafetler alırız. Onları giyersin kuzum. Ben böyle gelsem olmaz mı? Olur ama bence bayramlıklarını giymelisin. Ama ben bayramlıklarımı evde unuttum. İkra, kızım telaştan unuttuk. Sen şimdi Kerem'le çarşıya çık da üstüne başına bir şeyler al.
Hiç gerek yok Nefise teyze, ben bir şeyler uydururum, sen merak etme. Olur mu öyle şey kızım? Seni bir valizle apar topar getirdim buraya. Gidin güzelce bir alışveriş yapın, eksiklerinizi tamamlayın. Tamam halacığım, hatta biz hemen çıkalım. Çünkü ben dedeme yardıma gideceğim, geç kalmayayım. Tamam, hadi. Hadi kızım, hadi. Tamam o zaman. Ben hazırlanayım, geleyim, burada buluşuruz. Harcamayı buradan yaparsın. Kılıcım, hallederim ben. Olmaz, buradan harcayacaksın. Tamam. Bir şey söyleyeceğim, ne gerek vardı ya buna? Pınar'a söylerdik, hallederdi aşkım. Öyle mi Ömer? Kahvaltıyı zaten bana hazırlattın, bir bulaşıkları yıkayacaksın. Şu halime bak. Zor mu geldi? Hayır, ha? Tabii ki zor gelmedi. Ben alışkınım böyle şeylere ama. Oh, oh, oh. Maşallah, maşallah. Cevizimin içi iş tutuyor. Dayanışma diyelim babaanneciğim. Sağ olsun Defne'm kahvaltı hazırladı. Ben de her zaman gibi yaptığım işi yapıyorum işte. Bulaşıkları temizliyorum. Ama bir bakar mısın? Nasıl jilet gibi olmamış vallahi hiç. Pırıl pırıl olmuş. Ellerine sağlık olsun. Aferin benim güzel gelinime. Daha ilk günden idareyi eline alıvermiş. Maşallah. Yani kendisi çok istemedi de zorla yaptırdık. Zorla mı? Olsun. Sen sonucuna bak kızım. Kahven bir şey. Evada pişirsin bir tane. Tabii, tabii yaparım. Efendim Feyyaz Hocam. Ömer. Öncelikle tebrik ederim. Mutluluklar diliyorum. Çok sağ olun hocam. Teşekkür ederim. Bugün çağırmak istemezdim ama Melek Hanım'ın radyoterapisine başlayacağız. Takibini senin yapmanı istiyorum. Birkaç saatliğine. Gelebilir misin buraya? Tabii tabii hocam. Hemen geliyorum ben. Biliyorum. Sana söz vermiştim. Bugün gezecektik beraber ama çok önemli bir işim çıktı Defne. Acil çıkmam gerekiyor. Önemliyse git tabii de. Nereye? Önemli. Feyyaz Hoca aradı. Annenin radyoterapi sürecini başlatıyormuş. Benim takip etmemi istedi. Anladım. Çok sevindim. Feyyaz Hoca'ya güveniyorum ama tabii senin yanımda olman da bir başka içim rahat eder en azından. Ama söz veriyorum. Bunu başka bir gün telafi edeceğim. Söz. O zaman ben hazırlanıp çıkıyorum. Kahveni içseydin? Kahveyi babaannemle birlikte içeriz değil mi babaanne? İçerim tabii, gelin kızımın elinden. Hadi bakalım, siz bol bol ya muhabbet edin. Aslanım benim. Allah işini rast getirsin. Aslanım olsun. Beğendiniz mi? Şeker mi koydun sen bu? Az koydum Ömer öyle seviyor diye. Yenisini yapayım şekersiz. Baba. Ömer'in böyle mutfakta iş tuttuğunu sakın ola sağda solda söylemeyesin ha. Benim torunum mutfakta iş tutmak için doktor olmadı. Yok, neden anlatayım? Biz öyle şakalaştık ilk gün diye. Sen eğlencesini anlatırsın ama sağdaki soldaki ciddi sanır. İş tutamıyor derler senin için. Anası uyumuş, kızı büyümüş derler. Yok,
Ben söylemem aramızda geçenleri. Ey madem. Az mutfağı toparla da alışılır. Güzel. Yani. Bu kesin güzel. Bu güzel ama. Güzel, güzel. Kerem, ya bu kadar masraf yapmamıza gerek yok bak. Ben gideyim Halfeti'ye, alayım eşyalarımı işte, ne güzel. Ya İkra, alırsın sonra. Şu an durum başka. Halam bir şey yapmak istedi, bırak kadın mutlu olsun. Sen de biraz mutlu ol. Gül biraz. Kerem, Halfeti'ye gideceğiz zaten. Abini soruşturmaya, o zaman da alırız eşyalarını. Tamam. Hadi bak, sen bunları dene. Beğendiklerini de alalım çıkalım. Aa bak aklıma ne geldi. Biz gidelim Nefise teyzeye. Gezdik dolaştık bir sürü yer baktık. Ama İkra hiçbir şey bulamadı, hiçbir şey beğenmedi falan bir şeyler desek. Ne dersin, olmaz mı? Olmaz. Niye? Olmaz, hiç mantıklı değil. Hiç olur yok, asla olur yok. Ayrıca zaten halamın bizim konağa girerken elimizde poşetleri görmesi lazım. Yoksa beni bitirir. Bitirir, harcarlar beni. Şu gencecik yaşımda yazık değil mi bana? Tamam Kerem, tamam ver. Ne burası? Selamun aleyküm oğlum. Abi sen Musa. Hayırdır Musa'la? Orada oturayım. Ey hadi. Selamun aleyküm. Kolay gelsin oğlum. Sağ ol baba. Nasıl gidiyor? İyi, iyi. Oğlum bugün Seyit Ali'nin doğum gününü burada kutlayacağız. Etrafı bir düzenlet. Bir de çocuklara söyle. Bol bol kebap hazırlasınlar. Hadi bak. Hallederiz oğlum. Selamun aleyküm ha. Neredeyim? Aleyküm selam. Ah. Bak sana bir haberim var. Benim küçük Seyit Ali'nin bugün doğum gününü burada kutlayacağız. Tutturdu Cumali dedem de gelsin diye de. Ben dedim ne gel ya, var ama her şeye zeval olmaz işte, söyleyeyim. Lütfedik. Sağ ol. Ya hayırdır? Senin kafan yerden kalkmıyor. Bir şey mi? Yok bir şey ya, ne olacak? Şükür gelinimizi aldık, keyfimiz katmerlendi. Elinden bela da bir tamam edeydik. Doğru değil, doğru değil. Bugün Halil de bizle beraber de hastanedeydik. Doktor ne diyorlar o? Radyoterapi yapacakmış. O iyi gelecekmiş bana. İyi, iyi. Neymiş bu radyoterapi, iyi bir şeymiş. Nasılmış ki, nasıl olucumuş? Vallahi ben de ne bileyim, senin kadar bileyim işte. Böyle ışın mışın yapıyorlarmış. Hastalığın kökü buruymuş. İyi ya. Şükür Allah'a işte bunu da atlatır inşallah. Amin, amin inşallah. Ben de Halil'i aradım, telefonunu açmadı. Demek sizinle berabermiş. Hey Allah razı olsun. Halil'le biz de beraber koşturayım. Çocuk kaça bölüneceğini şaşırdı. Sonra da locaya gitti işin başına işte. İyi vakit. Ben bir locaya gideyim onun yanına. Konuşacaklarım vardı ondan. İyi olur. Yalnız şey diyeceğim ya. Gitmeden bir tepsi cevizi baklava alsan olan için. Söylerim çocuklara, yaparlar onu. İyi, iyi. Baksana olmuş mu, nasıl sence? Çok güzel olmuşsun. Kazak yani çok iyi olmuş. Bunu kesin alalım. Mont bakayım. Mont iyi. Mont.
Yok yok, tamam. Bak bunlar yeter bana, bence hiçbir şey almayalım. Nasıl gerek yok, daha çanta var. Ayakkabısı var, daha işimiz çok. Hadi yıkra. Giy bunu. Ya Kerem tamam işte. Ya hadi giy. Bak dedeme geç bakayım. Oldu mu? Oldu. Derken her şey elden gitti derken sabrettim ben. Tam o anda ummadığında bir güneş parlar bazen. Bitti derken her şey elden gitti derken sabrettim ben. Tam o anda ummadığında bir güneş parlar bazen. Hayat şaşırtır hep zaten. Ben bittim öyle giderken. Hiç umudum kalmamışken bir güneş parlar. Hayat şaşırtır hep zaten. Ben bittim ay derken. Hiç umudum kalmamışken bir güneş parlar bazen. Hayat şaşırtır hep zaten. Ben bittim ay derken. Hiç umudum kalmamışken bir güneş parlar bazen. Hayat şaşırtır hep zaten. Ben bittim ay derken. Neredeyse? Kız şu müziği, kız. O kadar geliyor mu sesi, anlamadım, fark etmedim, kusura bakma. Bangır bangır ev inni, kafam benim tuttu, ben alışkın değilim böyle. Dökemedin kurtlarını galiba düğününde. Neredeyse burada kapattın kendini odalara? Hiç öyle, odayı düzenliyordum. Hey, bana bak, intizamlı ol. Ömer'in çamaşırını mutlak takip et, çok çamaşır çıkar onun. Ütüsü de çok çıkar. Bak Pınar'a güvenip de ihmal etme sakın. Hı? Tamam, tamam babaanne, ben düzen oturtacağım onları. Bu perdelerin hali ne ya? Kabak gibi çıkmış pencereler dışarı. Bu kadar açılmaz ki bu. Hava alsın diye, ben içerisi aydınlık olsun diye açtım. Kızım olsun, aydınlık olsun da böyle açılmaz ki, bak fonunu bozmuşsun. Onu? Az kapat onu, az kapat. Öyle olmaz. Tamam, ben düzeltirim fonunu. Defne. La müziğin sesini de çok açma bir daha. İşimiz var bu kızla ha. Haydi hayırlısı. Açmış müziği sonuna kadar iş tutayım. Hanımım o kadar çok değildi ki sesi. Ben mutfakta çalışırken de o kadar açıyorum yani. Sen gelen kızın avukatlığından mı soyundun? Yok hanımım. Ben öylesine şey ettiydim. Hey. O vakit herkes işine baksın. Haydi. Oğlum, siz ne yaptınız kardeşinin pasta işini? Şimdi senin yanına geliyorum, beraber seçeriz diye düşündüm. Ha, iyi tamam o zaman. Hadi gelin bir an önce çıkalım, halledelim. Tamam oğlum, gecikmeyelim. Hadi gelin. Melek, Seyit annenin doğum günü önümüzdeki ay değil miydi ya? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Yo, doğru hatırlıyorsun, doğru hatırlıyorsun. Önümüzdeki ayda da. Seyit Ali bu ara birazcık kıskançlık krizlerine girdi. Şimdi ablası evlendi ya.
Bir yandan ona bir kafası karıştı. Ablası evde değil, özlüyor falan. Kadriye'nin de doğumundan sonra biliyorsun evde çok konuşuluyor hani bebeklerle ilgili. Biz de şimdi evleniyoruz. Öyle bir ben acaba sevilmeyecek miyim diye bir duyguya kapılmış. İlgi istiyor işte çocuk da. Babam da dün ona iyi hadi gel sana da doğum günü yapalım deyince bu sefer de sevinçten uçtu havaları. Çocuk neticede. Tabii şimdi bütün ilgi onun üstündeydi. Birden dağılınca üzülmüştür. Ya babam aslında hani öyle kendi aramızda handa küçük bir şey yapalım dedi ama tutturdu Seyit ile illa herkes gelsin istiyorum diye. Babası, Funda, herkes gelecekmiş. Seni de çağırdı tabii. Sevdikleriyle bir araya gelince tabii mutlu olacaktır eminim. İyi düşünmüşsünüz de ben gelemem. Yani burada işler çok locada. Bir de bağ evinde tesisat falan yenileyeceğim. Sen benim yerimi kutlarsın doğum günü Seyit Hanım. Halil ne olacak Allah aşkına? Yani çok zamanlı alacak bir şey değil ki. Bu iki dakika uğrar çıkarsın. Anladım da işte gelemem Melek. Sen gelmek istemiyorsun da acaba işi mi bahane ediyorsun Halil? Yok canım niye öyle bir şey yapayım yani? Sen benim Seyit Ali'yi ne kadar sevdiğimi biliyorsun. Tamam işte o da seni çok seviyor. Gelmezsen ne kadar üzülecek. Ben bir şekilde alırım onun gönlünü. Halil, yani sen eğer istersen iki dakika gelir Seyit Ali'nin gönlünü alırsın yani. Bu senin için zor bir şey değil. Ben çok bir şey istiyorum, anlamadım ki. Melek, gelemem diyorum. Yani. Demek işlerin gerçekten çok acil. Yani ben... Tamam, ısrar ettim. Özür dilerim. Melek, bir dakika dur. Ben senin üzülmeni istemiyorum. Ya benim anlatmak istediğim şey şu. Ben Alpay'la aynı ortamda bulunmak istemiyorum. Tamamen konu bu. Anladım zaten Halil. Sen işi bahane etmezsin ki hiçbir zaman. Ama bu gerçeğe de alışmamız lazım Halil. Biz evlendikten sonra da zaman zaman bir araya gelmek zorunda kalacağız Alpay'la. Yapacak bir şey yok. Ben çocuklarımı babalarından koparamam. Ben senden asla böyle bir şey istemiyorum zaten Melek. Ama emin ol ki o senin gibi düşünmüyor. Çocuklar falan umurunda değil. Tek derdi sen ve ben. Ve huzurumuzu bozmak. Hani bu saatten sonra ne yapabilir ki? Yani gelecek çocukları görecek. En fazla bir iki saçma sapan laf edecek. Bize ne? Sen biraz fazla büyütüyorsun bence bu meseleyi. Ya ben de hiçbir şekilde onun yüzünü görmeye katlanamıyorum Halil. Ben de istemiyorum. Ama ben çocuklarım için mecburum Halil. Defne'nin düğününde nasıl sabrettiysem Seyit Ali'nin doğum gününde de ben bu fedakarlığı yapacağım ama tabii sen haklısın yani. Ben senden aynı fedakarlığı yapmanı bekleyemem. Tamam, eğer istemiyorsan sen gelmek zorunda değilsin. Tamam. Melek, ben sadece kendim için söylemiyorum böyle bir şeyi. Hepimiz için söylüyorum. Gelecek şimdi orada bir tatsızlık çıkacak. Herkesin huzurunu kaçıracak. Yani. Halil abi. Oğlum. Abi. Haklısın. Haklısın ama babamın anneme yaşattığı bunca sıkıntıya acıya rağmen annem hala kardeşlerim için fedakarlık yapmaya devam ediyor. Ama sen böyle yaptıkça da annem arada kalıyor. Bari sen yapma. Zaten kadın herkese laf anlatmaktan yoruldu artık. Kerem. Oğlum zaten Halil abim de bizim iyiliğimizi düşünüyor. Tamam anne de. Tamam sonuçta üzülen sen oluyorsun. Senle dün akşam konuşmadık mı? Ben sana söz vermedim mi bundan sonra bu konularda seni arada bırakmayacağım diye? Bundan sonra da kimse seni bu konularda arada bırakmasın o zaman. Tamam oğlum zaten Halil abim de... Halil abi. Bu adam hata da yapsa... Yanlış da yapsa benim babam, bizim babamız. Biz yaşadığımız sürece hayatımız da olacak. Ama eğer annem her seferinde böyle sıkıntı çekecekse... Kerem, bak sen beni yanlış anlıyorsun. Ben sizin babanızla olan ilişkinize müdahale etmiyorum. Böyle bir konuya karışmam zaten, böyle bir şey yapmam da. Ben bu konu hakkında annenin üzülmesini de istemem. Ben sadece diyorum ki mümkün olduğu kadar o adamla aynı ortamda bulunmayayım, bu kadar. Tamam, tamam hadi ne olur şimdi artık bu konuyu uzatmayalım. Bence de. Daha pasta seçeceğiz. Ben bekliyorum. Sen yine de gelmek istersen
akşamüstü gibi keseceğiz pastayı. Anne, senin kuzusun. Ay, ay benim güzelim kızım. Sen mi geldin? Ay, hoş geldin. Hoş geldin. Kavuştuk mu biz? Ha, kavuştuk mu? Ya makine falan dediydiniz de, hani ondan ben şarttım. Bakalım bebekler kendileri emecek kadar güçlenmişler mi? Deneyelim mi? Ama ben bunların... Nasıl kucağıma alayım? Ha, minicik bunlar. Ben kucağıma alamam. Ay, çok heyecanlandım. Ben yapamam. Ya, ya alamazsam kucağıma, ya emziremezsem ne yapacağım ha? Merak etmeyin, biz size yardımcı olacağız. Ay ama ben çok heyecanlandım. Ay ben bunun kokusunu mu duyacağım şimdi ben? Şimdi siz sakin olun. Derin derin nefes alın. Ben hazırım deyince biz size yardımcı olacağız. Ama ağlamak serbest ama değil mi? Ağlayabilirsiniz. Ağlayın, rahatlayın biraz. Merak etmeyin, biz size yardımcı olacağız dediğim gibi. Zaten bebeklerinizi kucağınıza aldığınızda bütün kaygılarınız silinecek. Gel, 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 gel. Ay. Gel, 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 gel. Kerem'e de kızamıyorum. Öyle doğru yerden savundu ki annesini. Anlıyorum onu. Ya o senin Meleği korumak istediğini tam anlayamadı ama Kerem akıllı çocuk. Sakince söylersin, konuşursun, bir şey yok. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Cumalem, buyur. Hayırlı işler. Sağ ol Mirza. Hoş geldin baba. Hoş bulduk. Halil efendi, dünden beri köşe kapmaca oynayayım seninle. Telefonlarımı da açmayınca kendim geleyim dedim. Baba, işler yoğundu biraz yani. Çalışıyordum ben, kusura bakma. Akşam da düğünün sonunda kaçar gibi gittik. Kaçmadık baba işte. Düğün bitince Mirza ile çıktık biz de yani. Ne kaçması? Kaçıyorsun, kaçıyorsun. Sen benden kaçıyorsun. Nereden çıkardın bu başımı bunu? Sen bana bir laf dediydin ya akşam düğünde. Neye dedin onu? De bakayım hele. Neyi? Dedin ya, Ömer'in gülbetiyle yetin diye. Ne demek bu? Baba, Melek hastaneden yeni çıktı. Yani bunu konuşmuştuk biliyorsun. Biz doktorun yanındaydık işte hastanede. O da radyoterapi başlayacağını söyledi. Yani Melek de şimdi sağlığıyla meşgul. Şu ara bir an evvel sağlığına kavuşması lazım işte. Ben de... Bitti mi? Bu kadar mı yani? Evet, bu kadar. Halil, sen bu kızla evlenmeye kalkıştığında kurtulma umudu var mıydı? Baba... Sen soruma cevap ver hele, soruma. Yoktu. Şimdi? Çok şükür. İyileşince inşallah, değil mi? İnşallah. Sen 3 gün ömrü de olsa evleneceğim ben diye yiyip bitirmedin mi kendini? Karşımıza gelip dikilmediniz mi? Beklemeyecek değil. Şimdi ne değişti? Ömrü uzayınca sevdanızın ateşi mi söndü? Yoksa kızı mı oyalıyorsun hele iyileştin diye? Olur mu öyle şey baba? Olmaz değil mi? Evlilik dediğin hastalıkta da sağlıkta da bir olmak değil mi? Ama ne olup bittiyse, ne zaman evleneceğiz dedikçe senin sinirlerin zıplıyor. Oyalayıp duruyorsun işte. Oyuncak mı bu iş, oyuncak mı? Ben Seydan'ın yüzüne nasıl bakacağım? Meleğin gururu yok mu? Bunları hiç düşünmedin mi sen? Ben her şeyi düşündüm baba. Ben her şeyi düşünüyorum zaten. Siz hastanede
Bizden habersiz yüzük taktınız. Yüzükten sonra bizim yine haberimiz yok. Nişan yaptınız. Nişandan sonra şimdi düğün diye tutturuyorsunuz. Ben nasıl yapayım yani? Ben kız da yeni çıktı hastaneden. Bir nefes alsın, öyle değil mi yani? Kötü mü ettik oğlum? Kötü mü ettik? Siz geldiniz karşımıza evlenecek diye. Kötü mü ettik? 20 yıldır çektiğin sevdanın acısı dinsin istedik ya. Asıl senin bu yaptığın adı ne oğlum? Asıl senin bu yaptığın adı ne? Ya günlerdir kendi kendini yiyip bitirin ya. Laf da söylenmiyor sana. Derdin neyse. Benim bir derdim yok baba. Müsaade edersen öğrenciler bekliyor. Ben bir yanlarına gideyim. Mirza. Otur hele. Buyur Cemal'im. Derdi ne bunun oğlum? Söyleyin de biz de bilek ya. Bana bak. Evlenmekten vazgeçti de diyemiyorum yoksa. Yok. Yani yok, evlenmek istiyor. Evlenmek istiyor da. Ya Cemal emmi az bir sakin olsan mı acaba? He? Yani Halil de sakinleşsin. Ne bileyim, biraz beklesen yani. Yoksa melek mi durduruyor Halil'i? Yani zannetmiyorum. Böyle bir şey olduğunu duymadım, görmedim. Abi. Ne o? Havadis mi var yine? Emlakçı aradım bugün. Bilden ama eve çıkmaktan vazgeçmiş. İptal etmiş kontratı. Ne diyorsun ya? Öyle vallahi. Ömer evlenmiş ya, onu bahane etmiş. Bahane değil, doğruyu demiş. Ben düşünemedim o kadarını. Oğlu eve gelin getiriyor neticede. Kadıncağız bunun üzerine konağı terk edecek değildi ya. Da doğru. Birlikte yaşayacağız diye hayaller kurup ev yaptırıyorum ben de. İnşaatı durdurayım ben o zaman. Yok abi, sen hemen karamsarlığa kapılma. Hani Fildan Hanım seninle ileriyi düşünmese mektuplarına cevap verir mi? Pınar. Buyurun Defne Hanım. Bana Defne Hanım demesen mi? Yani Defne desen. Olmaz. Zümrüt Hanım kızar sonra bana. Ama o zaman da ben üzülürüm. Hem hanım da neymiş? Yani biz yaşıt sayılırız. Ne gerek var hanıma falan? Zümrüt Hanım olmadığında öyle demeye çalışırım. Peki. Diyorum ki şu Ömer'in yazlık kıyafetlerini toplayalım. Güzelce bir bavula koyalım, eski odasına yerleştirelim, olur mu? Olur tabii. Ben hazırlayayım o zaman. Tamam, sağ ol. Ya iki tane kahve söyle de içecekler. Oğlum bize iki kahve söyleyin. Ya. Nişan, düğün derken bir de doğum günü çıktı ha. Telaşımı sürüyor yani. Ya el kadar bebenin telaşından ne olacak ya? Sevinsin işte. Doğru deyin ya, doğru deyin. Ya bir şey diyeceğim sana. Sen baklavayı söyledin mi yoksa üzerine mi yattın? Söyledim, söyledim. Çocuklar yapayım. Ya ben Melek'le Halil'in düğünden sonra telaşımız biter dedim ama sırada Zeynel'le Ünzül'e var ha. Sahi mi diyeyim, seydelen mi? Edecek mi düğünü? Oğlum he. Sahi edecek. Edecek mi? İtaat. İtaat. Edecek düğünü. Edecek düğünü. Edecek. Öyle damat gibi dolaşıyorsun tavukta rahatsın. Edeceğiz tabii. Ya ne edecek hakikaten? Önce Melek'le Halil'in düğününü mü yapalım? Yoksa bunlarınkini? Melek kesin kararlı mı Halil'le evlenmeye? O nasıl soru ya? Ya sana Halil söylemedim. Melek her gün alışveriş ediyor.
evimin şu ihtiyacı var, bu ihtiyacı var diye. Alo. Ha Kadriyem. Deme ya. Ya hadi gönderme hadi. Gönderdirme. Yap kapat kapat kapat. Böyle. Ya. Ya babanız kurban olsun size. Bir daha. Yeğenlere bak. Ha Kadriyem'in kucağına vermişler böyle. Ay maşallah ya. Hani Osmanlı abi sen ol. Ya maşallah ya. Baba. Kadriyem'in kucağına vermişler çocukları. Bakın oğlum, bakın yesin. Bak hele ya. Oy kurban olsun, şunlara bak. Ya düşünsene Cumali abi avluda koşturup durur çocuklar, göster onu. Bak hele. Oy maşallah, maşallah yavrum. Bak sen onu tutar Osman. Ne o? Pınar sen onları odaya koy, ben geliyorum. Ne, ne, ne o? Ömer'in yazdıkları babaanne. Çok yer kaplıyor demiştim. Biz de düzene koyalım dedik. Yerleştireceğiz, eski odasına koyacağız. Yer kaplamasın. Kolay gelsin. Aa, kız ne güzel olmuşsun sen maşallah. Ay nazar değmesin. Teşekkür ederim. Ay utandı bir de. Ya evet birazcık utandım. Şey aynanın önünde senin rujunla kalemin vardı da. Azıcık bir şey onlardan sürdüm. İyi etmişsin vallahi, makyaj çok yakışmış sana. Artık doğum günü seydenliğin mi yoksa senin mi, kafalar karışır vallahi. Yok canım o kadar da değil. Ya o kadar o kadar. Fazlası bile var maşallah. Sen hazırsın değil mi? Nefise Hanım'ım seni sorduydu, çıkacağız dediydi. Tamam o zaman söylerim ben onu hazır olduğum. Kolay gelsin sana da. Sağ ol. Hadi sana da. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hediye işi tamam herhalde. Tamam tamam. Ama şimdi gitmeyeceğiz herhalde değil mi? Ya saat daha çok erken çünkü. Yok canım nereden çıkardın ya, akşama doğru falan gideriz. Ne oldu Alpay'cığım? Sen bir düşüncelisin yine. Bu Kenan gene canımı sıkıtı ya. Aa ne oldu ki? İdris aradı az önce. Ha. Bildan Hanım eve çıkmaktan vazgeçmiş. Ömer evlendi ya. E'si yani Kenan Bey karalar bağladı yine. Umutsuzluğa kapılıp gitmeye kalkmasın yine. Hayır gitmesini bırak. Dükkanı kapatacak. Aman Alpay'cığım ya. Of hallederiz ya. Merak etme. Ne yapacağız peki? Mektup işine devam edeceğiz Alpay'cığım. Ev tutmadım diye umutsuzluğa kapılma Kenan'cığım. Oğlumun evliliği rayına bir otursun, ben seninle yoluma bakacağım. Vuslat yakında, merak etme, bir şeyler yazacağız yani. Merak etme. Var ya, sen gerçekten çözümlerin kadınısın ya. Hallederiz, merak etme. Evet, aynen dediğim gibi. Alpay eski bir arkadaşım. Buradan olmaz yahu. Çıkıp Adana'ya gelecek, oradan takip edecek işleri. Tabii ki benim talimatlarım doğrultusunda. Eyvallah, haber ederim ben sana. Hayırlı işler. Çok sevgili Alpay Yıldırım. Yeni işin hayırlı olsun. Hayrola? Kış günü seyahat mi planlıysınız? Sonrası için babaanne. Balayına gidemedik ya, Ömer izin alsın gideceğiz. İsabet olur. Önce evine, yuvana iyice bir alış. Elin ayağın sokaklarda olmaz.
O ne demek? Kızım, sen artık evlisin. Öyle eskisi gibi her kafana estiğinde sokaklarda gezip tozmak yok. Tek gezmem ki zaten. Ömer'le gezerim babaanne. Yok yok, ben onu demeyeyim. Şimdi böyle kafana estikçe anana manana gider kalırsın. Belini ayağını çek oradan. Sonra buraya alışamazsın. Yabancılık çekersin, benimseyemezsin. Bak, bir büyüğün olarak bir bildiğim var ki söyleyeyim ben sana. Değil mi? Anneme de mi gitmeyeceğim? Yani gitme demeyeyim ama... Efendim anne. Alo Defne'm. Nasılsın kızım? İyiyim annem. Sen nasılsın? İyiyim, iyiyim. Çok şükür ben de. Bak Kerem de yanımda. Sana çok selamı var. İkizim, seni hiç özlemedik. Sana hayatta başarılar, öpüyorum. Bak serseri uğraşma benim kızımla. Deli bu deli. Bir şeye ihtiyacın var mı Defne'm? Yok anne. Her şey gayet iyi. Senin sesin biraz değişik mi geliyor? Sana öyle gelmiştir annem. Eminsin değil mi kızım bak? Zümrüt teyzenle iyi geçiniyorsunuz değil mi? Bir derdiniz yok inşallah. Evet anne evet. Sorun yok her şey yolunda. Oh. İyi iyi maşallah çok sevin. İyi kızım bak ne diyeceğim sana. Biz şimdi Seyit Ali'ye doğum günü yapıyoruz bugün Han'da. Siz de gelin mutlaka Ömer'le tamam mı? Biz şimdi Kerem'le pastasını da alıyoruz. Geliriz anne. Bir ay sonra değil miydi doğum günü? Evet, evet. Sorma. Seninki illa istedi. Dedenle de öyle anlaştılar. Yapıyoruz artık işte. Ama siz de mutlaka gelin Ömer'le, tamam mı? Bak illa istedi sizi de. Tamam anneciğim, tamam. Geleceğiz, görüşürüz. Tamam meleğim benim. Hadi görüşürüz orada. Ne o? Gizli gizli telefonla konuşayım. Han'da Seyit Ali'nin doğum günü kutlayacaklarmış da annem bizi de davet etti. Aha, işte benim dediğim de bu. Yok doğum günüymüş, yok bilmem neymiş. Bitmez. Yeni gelinler analarından bu yüzden kopamıyor işte. Sen az bir büyük sözü dinle de elini ayağını çekiver şu Karadağların çatısından. Daha ilk günden tadımız, tuzumuz kaçmaz. Değil mi kızım? Aferin. Alo, Bildan Hanım, böyle işinizin arasında aradım ya, kusura bakmayın. Estağfurullah Pınar, ne oldu, bir şey mi oldu? Benden duymuş olmayın da, Defne ağlıyor. Zümrüt Hanım çok üstüne vardı. Bayağı üzdü kızı. Ne oldu, niye tartıştılar? Defne'nin kardeşinin doğum günü mü ne varmış? Defne gitmek istedi. Zümrüt Hanım ayağını kes oradan dedi, izin vermedi. Bak şimdi kıza yaptığına ya. Neyse tamam Pınar. Sağ olasın. Aman ne olur. Zümrüt Hanım'a belli etmeyin bildiğinizi. Vallahi kapının önüne koyar beni. Tamam Pınar tamam. Bir şey demem sağ olasın hadi görüşürüz. Ah be. Ya. Ne oluyor? Gel gel.
Bak hele, burası meydan kahvesi değil. Edebini takın, içeride çocuklar ders yapıyor. Bir daha burada bağırma, sakın. Ne geldin yine? Ne istiyorsun? Bana bak. Melek'le konuşup gereğini yapmak yerine sanki orada da hiçbir şey yokmuş gibi sürekli hastanede yanındasın. Artık buna bir son vereceksin, anladın mı? Adam gibi sözünü tutacaksın. Duydun mu? Adam mı? Sen mi öğreteceksin bana? Sen mi öğreteceksin bana adamını Alpay Efendi, ha? Halil. Halil, ne oluyor? Ne bu hal? Yok bir şey yenge, yok. Bana bak. Oğlumun doğum gününe gelmeyeceksin, duydun beni? Aile içinde kutlayacağız. Melek ve hatta çocuklar yaptığın şu ciğersizliği bir bilseler... ...senin yüzüne bakarlar mı acaba? Çocukları karıştırma. Sen böyle karşıma çıkıp çıkıp beni tehdit ediyorsun ya... ...senin ne mal olduğunu Melek de çocuklar da öğrenecek, ben söyleyeceğim. Tamam? Melek'le evlenemem belki ama sen de çocuklarını kaybedersin. Anladın mı? Çok güzel. Demek ki ikimiz de susacağız. Bu doğum gününe gelmeyeceksin. Nerede kaldın? Abi yenge haber yollamış. Bir koşu oraya gittim geldim. Yenge mi? Vildan Hanım'dan bahsediyorsun? Evet abi. Abi bunu sana gönderdi. Kenan Bey, sizinle yürümeyi hayal ettiğim yolda bir adım atmak adına ev tutmuştum. Ancak bunu bir süre daha ertelemek zorunda kaldım. Biliyorsunuz oğlum yeni evlendi. Bir anda onları bırakıp ayrı bir eve çıkmak doğru olmazdı. Bir süre daha eski düzenimde kalıp gelinimle oğlumun yanında olmak zorundayım. Ama bilin ki sizden ve birlikte kuracağımız gelecekten vazgeçmiş değilim. Biraz daha zamana ihtiyacımız var. Bağışlayın beni. Vildan. Defneciğim. Sen daha hazır değil misin bakayım? Ne için? Aa, Seydali'nin doğum günü ya. Oraya gideceğiz. Üzülmüş mü bakayım benim güzel kızım ha? Defne. Yok bir şey, benim ilk günüm öyle, duygusallaştım herhalde biraz. Olur öyle arada. İyi hadi hazırlan da çıkalım ha. Tamam Vildan teyze. Aşk olsun Defneciğim. Ben senin Vildan annen değil miyim? Artık şu Vildan teyzeyi de bir kenara bıraksak ha? Olur Vildan anne. Gel bakayım sen gel. Güzel kızım ya. Hadi bakalım. Ben aşağıdayım, tamam mı? Hadi hazırlan gel. Vildan. Hayırdır? Erkencisin. Defne ile doğum gününe gideceğiz. Onu almaya geldim de. Sen de gel istersen. Yok, gelmeyeyim ben. El kadar çocuğun doğum günü için yollara düşemem şimdi. Buyurun siz gidin. Ey madem. Hmm.
Kerem, sence burada kaç tane var? 9. Sen orada el gibi ne dönüp duruyorsun? Gelsene. Baklavanın çıkmasını bekleyeyim, geleceğim. Ha, iyi. Beraber bekledik. Olur, gel. Suratın kızım, ha? Geldiğinden beri yüzün gülmüyor. Ömer nerede? Hastanede hala. Kızım izinli değil mi? Daha ilk günden ne hastanesi? İzinliydi de hala. Feyzoca çağırdı. Annem yeni tedavi yöntemleri için dosya hazırlanacakmış. Öyle gitti o da. İş biterse erkenden gelecek. İyi madem. Sen de asma yüzünü. Biz de senin için geldik. Hep beraber iyi ki doğdun Seyit Ali diyeceğiz. Teşekkür ederim. Hadi oynayın siz. Önce geldi. Bu kafanı açılabiliyor. Bu da size böyle boşluk buradan. Ali'cim. Funda abla. Canım. Canım. Doğum günün kutlu olsun. Teşekkür ederim. Bak bu senin için. Teşekkür ederim Funda abla. Canım. Gel bakalım. Merhabalar, merhaba. Merhaba. Demek bir tane daha hediye geldi ha? Teşekkür ederiz Funda. Rica ederim. Açarız hepsini. Al bay. Funda ablası da geldiğine göre artık oğlumun doğum günü başlayabilir. Yok, başlayamaz. Niye? Çünkü daha hamile ablam gelmedi. Ah. Gönül diyor git yanına. Kaç yaşındayız? Ne kadar ömrümüz kaldı? Ne bekliyoruz de? Ama diyemem işte. Elim dilim ipsiz organsız bağlı. Bildan Hanım'a sözüm var. Abi, Alpay abi de bayağı mutlu bugün. Ufaklığın doğum günü ya. Yakında onun bu şovlarına son vereceğim, az kaldı. Adana'ya gidecek. Ya kurbanım olayım sana. Şu düven işini biraz hızlandır be. Ne olursun bak. Ay, ne oldu birdenbire yine? Ya ne olacak Defne ya? Hastaneden çekemeyim elim ayağımı. Hele bir halimi gör. Galeriye ben bebelerimin başta duracağım diye ayrılmışım bir yere diye. Ya bu koridorlarda perişan oldu kendisi. Bir halini gör hele ya. En azından sen onun aklını çelersen o da rahat eder, ben de rahat ederim. Ya yemin olsun yoruldum ya. Dayı ama biliyorsun bak yeni evlendim ben. Her gün gelip gidemem ki buraya. Ya tamam yeni evlendin de Feza'ya gitmedin ki hele sen de. Ömer'le zaten Cumalem'i destekleyin. Yanlış mıyım? Ama bildiğin annen locaya gidiyor her gün zaten. Sen ne yapacaksın? Zümrüt Hanım'ın başını mı bekleyeceksin evde? Haklısın dayı, doğru söylüyorsun. Ya kurban olayım sana gülüm ya. Bir yengeni bir ayağa kaldıralım. Vallahi perişan oldu kız ya. Tamam. Kurban olurum ben sana. Kimse
Pek muhterem Vildan Hanım. Bu kadar yakınımda olup sesinizden mahrum kalmak canımı yaksa da... halimden şikayetim yok. Aşk zaten sevdiğinin narında yanmak değil midir? Vuslata erene kadar sabredeceğim. İşte dükkanımızın son hali. Bak. Buradaki avizeleri sen beğenmemişsin. Değiştirdik. Şuraya yeni raflar yaptırdık turşular için. Masadaki süsleri de seninle beraber beğenmiştik, hatırladın mı? Onları koydurdum. Çiçekleri de koydum buraya. Bak. Çok güzel olmuş hepsi. Dükkan hiç gözünde yok. Bileyim sen de ben heveslendirdim. Ben de çok istedim ama dükkan peşinde koşucum diye bebelerim erken doğdu. Kendimi affedemeyim. Yenge ne olursun öyle söyleme. Bak sen niye kendini suçluyorsun? Ne güzel doğdu bebeklerin sağlıkla güzelce. Çok şükür. Büyüyünce de eve gelecekler. Hem bak biz de erken doğmuşuz Kerem'le. Söylemedin mi annem? Ne oldu iyiyiz. Söyledi anne. Ya o zaman. Bak bu dükkan senin en büyük hayalin. Sen nasıl vazgeçiyorsun şu an bundan? Vazgeçmek değil de... hak etmeyeyim gibi geliyor. E yenge... hak etmiyorum ne demek? Olur mu öyle şey? En çok sen hak ediyorsun. Bak buraya geldin hamile halinde o kadar çalıştın, gayret ettin. En çok sen uğraştın. Herkes de gördü senin ne kadar çabaladığını. Doğru. Yapma yenge ne olursun. Bak ben müziği bıraktım. Kursa başlayacağım senin için. Gastronomi okurum belki üniversitede. Hem benim gibi bir elemanın olacak. Çok şanslısın bu yüzden. Ya daha ne istiyorsun sen? Sadece beni değil, Ünzile'yi de çok heveslendirdin. Kız geldi buralara uğraştı o kadar. Bak sen hepimize bir kapı açtın yenge. Ben sana daha ne söyleyeyim, ne olursun. Hadi gel, gel el ele verelim, kaldıralım şu dükkanı ayağa. Tamam. Tamam ama acele etmeyelim, tamam mı? Sen de yeni gelinsin ya. Benim de bebelerim taburcu olsun. Burayı el ele verelim. Ayağa kaldıralım, tamam mı? Tamam. Beğendin ama değil mi? Çok beğendim. Canım. Dede çok teşekkür ederim bana doğum günü yaptığın için. Ben sana her zaman yaparım. Sen iste her gün sana pasta yaptırtırım. Hatta her gün iyi ki doğdun derim ben sana. Oh! Al bakalım. Teşekkür ederim. Prenses. Sen niye ağlayın? Ha? Gel hele gel. Gel sen gel. Gel kurban olurum. Gel bak ben sahne veririm. Bak sen böyle otur hele. Bak şimdi bak. Hoppa. Bak. Sen burada otur. Ben sana şekerleme getireceğim. Tamam. Bekle. Şeker gelin. Şeker gelin. Al. Ya al hele. İstemiyorum. Tamam, sen burada dur. Ben meyve suyu alıp geleceğim. Ne oldu anneciğim? Karnım çok ağrıyor. Eve gitmek istiyorum. Doktora götürelim mi seni? Ben doktora gitmem. Tamam. Tamam, gitmeyelim doktora. Ben şimdi kızımı eczaneye götüreyim. Ona tatlı şuruplardan vereyim. Eğer karnının ağrısı geçmezse o zaman gideriz doktora, olur mu?
Ben götüreyim mi sizi? Gerek yok, gideriz biz. Şimdi meleklere söylemeyelim, telaşlanmasınlar. Sen anlatırsın. Seyit Ali'yi kıskandık biraz. Anladım. Haber ver bana. Tamam. Hadi bakalım. Hadi anneciğim. Gidelim biz. Aslan parçası, gel bakalım. Gel. Hoş geldin. Cumali dede, Halil abim ne zaman gelecek? Posta keseceğiz. Valla? Anne, Halil abim gelmeyecek mi? Oğlum, Halil abinin çok işleri çıkmış. Ama o senin doğum gününü yine kutlayacakmış. Belki de başka bir sıkıntısı vardır ha? Ondan gelmeyektir. Ya hadi. Millet bekliği daha pasta kesecek. Tamam baba, geliyoruz. Hadi gelin. Hadi bakalım. Dede. Halil abim gelmeyecek mi? Haydi Cumali. Halil niye gelmeyin? Neye gelsin Seyit Ali? Alpay buradayken gelsin de huzurunu mu kaçırsın iyice? Doğru değil. Şu çocukları bir evlendirip başımızı rahata kavuşturamadık. Melek, şu oğlanın pastasını keselim artık hadi. Halil falan beklemeyelim. Anası da burada, babası da burada. Seyit Ali ne zaman isterse pasta o zaman kesilecek Alpay. Geç oğlum. Baycım, ya neden böyle şeyler soruyorsun? Milleti gıcık ediyorsun ya. Bir şey yapmıyorum ya. Defne. Ömer'le konuşsan, bir gün beraber bize yemeğe gelseniz, hı? Ne dersin? Baba ben bir konuşayım, haber veririm sana, olur mu? Tamam. Alpaş, ne yemeği? Bana sormadan işler yapıyorsun. Ne demek ne yemeği ya? Onlar yabancı değil ki. Bir tanesi kızım, bir tanesi damadım. Çağıracağım tabii. Ya tamam da evde hazırlık yapılacak. Şu var, bu var yani. Bak yarın öbür gün konağı aldığımızda beraber oturacağız belki. Yabancı mı onlar? Melek, az gel hele kızım. Az gel. Ne oldu Cumali amca? Asıl sen de incin mi oldu kızım? Bu ettiğin eziyetin adı ne Melek? Anlamadım, ne eziyeti? Biz evlenirken diye karşımıza geldiniz. Birbirimizi seviyor dediniz. Biz de onca evin yükünü, kederini omuzlumadan attık. Sizin yolunuzu açtık. Ama ne olduysa sevdanızın ateşi söndü. Evlenmenin adını ağzına alan yok. Siz bizimle evlendiniz mi kızım ya? Olur mu hiç öyle şey? Biz... Bak, Halil senin için anasını karşısına aldı. Kimselere laf ettirmedi hakkında. Geldiğinden beri o Alpay itiyle de uğraştı, sen üzülmeyesin diye. Yani çocuklardı, babalarıydı diye dert ediysen... nikah kıydınız mıydı? Hadi sizlerin dili kısılır, susar oturur kızım. Çok şükür hastalığın da iyileşiymiş. Daha ne bekletin sen Halil'i? Ben niye bekleteyim Halil'i Cumali amca? Öyle bir şey yok. Hazırlığımızı yapıyoruz zaten. Yani onun dışında siz ne zaman tamam derseniz ben varım. İstiyorsanız yarın alalım nikah gününü. Ben hazırım Cumali amca. Anne, pasta kesiyoruz. Tamam kızım, tamam. İyi. Daha da uzatmayın bu işi. Anneciğim, geçti mi karnının ağrısı? Geçti. Ağrımıyor. Güzel. Peki... sen bugün bir şeye üzülmüş olabilir misin? Thank you.
Babacığım, bugün Ali'nin doğum günüydü. Çok mutluydu. Babası da yanındaydı. Hediyeler almıştı. Sen benim doğum günüme hiç gelmedin. Hediye de getirmedin. Ben çok üzüldüm. Lütfen gel, tamam mı? Gelirken de bana paten hediye getir. Efendim? Seyran, Gülce nasıl, iyi mi? Ben merak ettim. İyi, iyi. Karnı ağrımıyor zaten. Dedim ya işte, kapris yaptı herhalde dikkat çekmek için, bilmiyorum. Ya senden bir şey istesem. Tabii hayatım, tabii ki. Gülce, hep paten alır mısın? Alırım tabii, alırım. Hem de en iyisinden alırım. Hiç üzülmesin o. Teşekkürler canım. Görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Hiç üzülmeyin Vildan Hanım. Siz emredin, ömrüm sizi beklerken nihayet bulsun. Üstelik ben birlikte yaşayacağımız yuvamızı inşa etmeye başladım. Siz ne zaman hazırsanız ben o zaman nazırım. Hürmetle. Kenan. Kenan'ım sen de gelseydin ya. Beraber olsaydık. Oğlunun mutlu yaşları olsun. Sağ ol. Seninle mühim işlerimiz vardı, onu organize ediyordum. Gelemedim, kusura bakma. Hadi ya. Ne gibi? Adana'da yeni bir şirket kurdum. Sana da yetki verdirdim. Hemen oraya gideceksin. Bir süre şirketin başında durup kuruluş aşamasını yöneteceksin. Ne diyorsun oğlum sen? Ne yapacağım ben Adana'da? Funda hamile. Nasıl bırakıp gideceğim onu? Çocuklarının geleceği için para kazanmak istemiyor muydun? Baba olarak fedakarlık yapacaksın. Ne var bunda? İyi de yetkiyi burada ver. Ben ne yapacağım orada? Ama orada icap ediyor şu anda. Ayrıca ben her şeyi düşündüm. Funda'yla gidebilirsiniz. İster benim oradaki dairemde kalın, isterseniz çık bir otel ayarlayayım, size kalmış. Ay Alpay, burada mısın? Arıyorum seni ya. Kayboldun ortadan. Ben de çıkıyordum. Karı koca konuşacaklarınız vardır belki. Ne oldu Alpay? Ne söylüyor gene bu? Hiç. Sen kardeşini de al, direkt arabaya geçin oğlum. Alanlar arabada sizi bekliyorlar. Siz direkt devam edin, tamam mı? Anne ben de gideyim. Kerem, geleyim mi sizinle konağa? Gel. İyi, hadi o zaman. Sen ne yapacaksın? Ben de locaya gideceğim. Geleceğim sonra eve, bir locaya uğrayacağım. Tamam. Siz direkt geçersiniz alanların yanına. Gel bakalım. Elimizi yüzümüzü yıkayalım. Sonra doğru odana. O zaman ben de bir kahve yapayım. İçeriz değil mi Defne? Yok, zahmet etme hiç. Ben zaten kalkacağım birazdan. Peki. Ben içerim. Tamam o zaman, yapıyorum. O kadar çabuk özleyeceğimi düşünmemiştim. Hayırdır ya, ne oluyor daha? Sen bir gün oldu evlenelim. Anneme dedemin kıymetini iyi bil Kerem. Allah Allah. Ne oldu ikizim? Sen niye bir anda duygusala bağladın? Yok bir şey. Bir şey yok gibi değil. Ne oldu? Yok da ne bileyim Kerem ya, işte insan bazı şeylerin kıymetini kaybedince anlıyormuş.
Sen bizi kaybetmedin ki ikizim. Oh. Ama ne bileyim, ben artık burada yaşamıyorum. Burası benim yerim değil. Defne? Efendim ola? Azmi yanıma gel kızım. Azmi gibi ver bakalım. Kahveniz hazır Kerem Bey. Ellerinize sağlık, teşekkür ederim. Afiyet olsun. Nereye ya? Tek başıma mı gideceğim ben bunu? Kahveye ayıp. Yani 40 yıl hatır falan şu an yerle bir oldu. Bir de 40 yıl çok. Ha, sohbetsiz içemem diyorsun. Tamam, ben öyle diyorum. Tamam, o zaman beraber içersin. Tamam. Ayrıca denklemleri konuşuruz. Matematik konuşuruz. Matematik miyim? Öyle tabii. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. İlk zamanlar zorluk olucu tabii. Alıştığın yuvandan uçtun kuzum. Zamanla oraya kendi yuvan bileceksin. Burası sana yabancı gelecek. Yok hala, olur mu öyle şey hiç? Olur kızım, öyle olur. Senin yuvan artık orası. Eşine sevgiyle sarılacaksın. Büyüklerine saygıyı, hürmeti eksik etmeyeceksin. Zamanla her şey düzene oturur. Sen onlara alışırsın, onlar sana alışır. Ara sıra da anlaşmazlıklar olucu tabii. Ömer beni hiç incitmez hala, ben biliyorum. Bildin, annem de öyle. Cumali de çok seviyor beni. Her şey Zümrüt'ün dilindedir. Sen onun söylenmelerini aldırmayacaksın. O bugün konuşur, yarın usanır, ses etmez. Sen inatlaşmazsan, dikleşmezsen kavga çıkmaz. Sakin olucun, sabırlı olucun. Sen ne zorluklar atlattın, neler yaşadın kızım. Bak şimdi sevdiğine kavuştun. Ya sen bu ufak tefek şeylerin mi üstesinden gelemeyeceksin ha? Benim güçlü kızım. Güçlü kızım. Sağ ol oğlum. Çok iyi geldi seninle konuşmak. Şunu da bil. Ne olursa olsun, burası hala senin evin. Biz de senin aileniz. Ne zorluk yaşarsan, ne zaman dara düşersen, biz hep senin yanındayız. Bunu bil. Biliyorum. Oh benim güzel kızım. Güzel kızım. Kusura bakmayın. Niyetim sizi huzursuz etmek değil. Ama konuşmasam ben rahat edemeyecektim. Tamam, nedir konu? Alpay, Halil'i sıkıştırıp duruyor. Neden? Neymiş gene derdi? Nedeni belli. Halil'i ve sizi huzursuz etmek. Ona neymiş Halil'den, ona neymiş benden? Ne hakla karışıyor? Ayrıca siz ne zaman Alpay'ın gölgesinden çıktınız da geldiniz benimle böyle bir konuşma yapıyorsunuz? Ben zamanında onun ardını çok kolladım, hatalar ettim, haklısınız. Ama eski Kenan yok artık. Beni kullanamayacak bundan sonra. Kimseyi de üzmesine izin vermeyeceğim. Yolunuzdan çekilsin diye Adana'ya işe göndereceğim. Siz de bu arada Halil'le evlenirsiniz. Alpay, bizim evliliğimize mani falan olamaz. Siz gene de beni dinleyin. Alpay Adana'ya gidince bir an evvel Halil'le yuvanızı kurun. Adana'dan döndüğü zaman sizi huzursuz edecek bir bahanesi olmasın. Peki sen neden böyle bir şey yapıyorsun? Şimdi Alpay'la aran bozulduğu için intikam almak adına bizi mi kullanıyorsun? Hayır, kesinlikle böyle bir şey değil. Ya? Ben zaten size karşı hiçbir zaman düşman olmadım Melek Hanım. Çocuğunuzun velayet davası görülürken amansız bir hastalığın pençesinde olduğunuzu biliyordum. Geçmişte itilip kakılmış bir çocuğun öfkesiydi benimki. Alpay'la bir oldum. Baktım yanlış yoldayız, ben o yoldan döndüm. Çünkü... sevmek.
insanın yolunu da yüreğini de değiştiriyor. İnsanlığa gözüm açıldı Vildan Hanım sayesinde. Vildan Hanım'dan uzak durmanız gerektiğini öğrendiğinizi artık değil. Biliyorum. Biliyorum. Uzak duruyorum zaten. Halil'e de bu konuda kızmıyorum. Haklı kendince. Vildan Hanım'la kavuşmamız tatlı bir rüya olarak kalacak benim için. Ama Halil'in ve senin kavuşman için Alpay'ı yolunuzdan çekeceğim. Buna emin olabilirsin. Müsaade. Geçmiş olsun. Gülce. Aa, paçam yaşasın. Evet. Anne, paçan istediğimi babama mektupta yazmıştım. Ama daha göndermedim ki. Sen mi söyledin? Babam mı gönderdi Mithat abi? Evet, baban gönderdi. Ne demek oluyor bu Seyran? Doğum günü. Nasıl geçti? Güzel. Seyteli çok mutlu oldu. Herkes de çok selam söyledi. Aleyküm selam. Defne. Efendim. Bak neredeyim sağ. Vildan kayınvaliden olabilir. Ama bu çatının altında benim sözüm geçer. Aramızda yaşananları kocana, kayınvalidene anlatıp da yerini sağlamlaştırmayı düşünme sakın. Yok ben kimseye... Bak bak sen bir dur hele dur. Daha benim lafım sözüm bitmedi. Bu eve gelin geldin. Gelin. Eğer nifak ekiciysen, ben o tohumları söküp almasını gayet iyi bilirim. Yerini, haddini bileceksin. O kadar. Defne. Melek. Halil ne oluyor? Ne oluyor? Lütfen açıklar mısın bana? Ne açıklayayım? Ben doğum gününe gelmedim diye kızdıysan zaten sebebini söyledim sana. Halil senin iki elin kanda olsa Seyit Ali'yi mutlu etmek için o doğum gününe gelirdin. Lütfen bana açık ol. Sizin Alpay'la aranızda başka sorunlar da mı var? Yok Melek nereden çıkardın? Ne sorun olacak? Var Halil. Var, bir derdiniz var sizin. Ben sizi ne zaman ikinizi bir arada görsem sürekli tartışıyorsunuz.
Niye söylemiyorsun bana? Lütfen açık ol. Melek, yok öyle bir şey. Sen bir geçip oturur musun lütfen? Melek, Alpa'yı tanımıyor musun? Yani adam selam verirken bile sorun çıkarmaya çalışan bir tip. Ya bilmiyorum öyle yani. Gerçekten ben ne olduğunu anlamıyorum. Bugün bir de Cumali amca geldi yanıma benimle konuşmaya çok gergin bir şekilde. Yani bizim evliliğimizin geciktiğini düşünüyor ve benim sebep olduğumu düşünüyor bunu. Nasıl yani ya? Babam mı böyle dedi? Öyle, evet. Ben tabii ki söyledim yani böyle bir şey olmadığını. Bizim ev için hazırlık yaptığımızı, eksiklerimizi tamamladığımızı. Ayrıca Halil eğer yarın istesin ben yarın onunla evlenirim de dedim. Yani anlamadım Cumali amca da niye böyle bir endişeye kapıldı onu da anlamadım. Yaşlı insanlar bizim iyiliğimiz için düşünüyorlardır elbette. Yani evham yapıyorlar işte. Ya babamı da biliyorsun bir şey istedi mi o anında olacak, o dakika olacak yani. Ben anlamıyorum zaten. Sen niye bizim işimize karışıyorsun? Biz kaç yaşında insanlarız ya? Kendi kararlarımızı kendimiz alabiliriz. Bırak biraz, rahat bırak ya. Bir nefes alalım yani, öyle değil mi? Tamam Ali. Yani o da bizim iyiliğimizi düşündüğü için. Hani ben sadece beni niye suçladı onu anlayamadım. Kafam karıştı. Demek ki o zaman herhalde siz de konuştunuz zaten aranızda. Belki bir gerildiniz falan. O da benimle mi konuşmak istedi? Melek, ben babamla sadece şunu konuştum. Melek dedim, radyoterapiye başlıyor dedim. Yani o kafasında ne kurduysa artık, ne düşündüyse geliyor seni bu hale sokmuş. Yani bu kadar üzmüş. Niye bu kadar üstümüze giriyor ben anlam veremiyorum. Ama ben gidip konuşacağım yani babamla. Ali, sen emin misin senin huzurunu kaçıran başka bir şey olmadığını? Ali, Ben bilmeden bir şey yapmış olabilir miyim? Senin yapmış olduğun bir şey yok. Sen sadece kendini üzme. Ben gideceğim şimdi. Birazdan kökten çözeceğim bu meseleyi. Babamla konuşacağım. Merak etme. Alpaycığım, bak ben Adana'ya falan gitmem. Gitme. Unut. Fufucuğum, iş için gideceğiz. Ben seni burada bırakamam ki. Beraber gideceğiz Adana'ya. Konuş Kenan'la. Gerçekten. Ben Adana'ya falan gitmem. Bak Kenan'a eğer ben böyle bir şey söylersem... Kenan acımadan kapıya koyar beni. Bana son zamanlardaki tutumunu zaten biliyorsun. Biz şöyle yapalım. Şu anlaşma işi hallolana kadar dişimizi sıktığımız zaman... artık ona da ihtiyacımız kalmayacak. Sen ne yaptın da damarına bastın yine bu adamın? Durup dururken çıkmadı herhalde bu Adana işi değil mi? Hayır bak, Kenan Adana'da bir şirket kurmuş. Tamam, zaten orada şantiyeleri var biliyorsun. Herhalde üşendi gitmeye. Patronun yancısı gitsin orada boy göstersin istiyor. Böyle şey, imza etkisi falan filan da verdi. Belli ki çok iyi bir para verecek. Bak ne yaparız biliyor musun? Gideriz güzel bir otelde kalırız. Gezeriz, tozarız, eğleniriz. Zaten bütün masrafları o karşılayacak. Ben Adana'ya gitmiyorum Alpay. Sen de herhalde beni bırakıp gitmeyeceksin değil mi bu haldeyken? Konuş Kenan'la, çöz bunu. Bu kadar. Aa. Of of. Abi. Ha. Kenan. Kenan'ı ya, başlatma şimdi Kenan'dan. Bir de Adana işi çıktı şimdi başımıza. Ben nasıl gideceğim ya Adana'ya? Seni niye gönderiyor biliyor musun? İş için, gezmek için değil herhalde. İş bahane. Ne diyorsun oğlum ya? Seni buradan uzaklaştırmak istiyor. Amacı o. Nasıl yani? Kenan abiyle Melek Hanım buluştular. Senin hakkında konuştular. Halil'le Melek Hanım rahat evlensin diye seni buradan uzaklaştıracağını söyledi. Ne? Ne diyorsun ya? Sen Kenan Efendi'ye bak. Münir, beni sırtımdan bıçaklamak neymiş göstereceğim ben sana. Baksana. Ustan nerede? Malustan Halil abiyle konuşmaya gitti.
Çok güzel. Demek bir taşla iki kuş. Nereye gittiler? Efendim abi. İdris, çekmecemde Bildan Hanım'a ait bir emanet var. Teslim et kendisine. Tamam abi. Baba, meleğin de üstüne gitmişsin evlilik konusunda. Hastalığı dert etti sanmışsın. Kızın bir şey dediği yok. O yok, bu yok. Bu işi ne demeye bu kadar uzadıyorsunuz oğlum? Sen böyle yüzümü karartıp dolaştıkça benim ciğerim de ağlanıyor. Tamamını Ersin muradınız. Daha niye dertleniyorsunuz ki ya? Melek'le evlenemem baba. Sebep? Ya sorma işte baba, değişme orasını, evlenemem. Oğlum çocuk oyuncağı mı bu? Yoksa Melek mi vazgeçti? Bak eğer 20 yıl evvel ettiği gibi seni yüzüstü bırakacaksa... Baba bir dur. Duramam Halil, bu sefer duramam. Baba bir dinle. Bak o gara daha konağı yıkarım onların başlarına. Baba Meleğin suçu yok. Sebebi benim. Sen mi? Evet. O ne demek ya? Ne diyorsun oğlum sen? Ben Alpay'la bir anlaşma yaptım. Ne anlaşması? Daha çok gireceksiniz birbirinize. Bakalım bunu okuyunca ne yapacaksınız? Melek'le evlenirsem... Konağı da dükkanı da alacak bizden.